Herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs 2022'de ölümün 3. yılında Sinan'ı anmak için bir kez daha bir araya geldik. Sinan Sertel, Bizans Materyal Kültür Anıtsal Resim Webinar Etkinliği'ne hoş geldiniz. Öncelikle katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizantolog ve Olimpos Kazı ekibi adına bu teşekkürlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü programımızı başlamadan önce öncelikle Sayın Hocamız Yelda Hocamızı davet ediyoruz. Buyurunuz Yelda Hocam, siz açılış konuşmasını yapmak için sizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim Şebnem. Öncelikle tüm meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Eskiden bunlarda zaman çok çabuk akıyor derdi büyüklerimiz. Gerçekten zaman çok çabuk akıyor ve üçüncü yıla geldik. Sevgili Sinan'ın aramızdan ayrılışının üçüncü yılındayız. Hep belirttiğim gibi 19 Mayıs ulusal egemenlik ve Türkiye'nin özgürleşmesinde çok önemli adım olan 19 Mayıs'ta onu kaybetmiş olmamız da tabii ayrı bir trajedi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat başta Şebnem'in de belirttiği gibi kaybının arkasından onu çok sevdiği mesleği kapsamında mesleğiyle ilgili bir araya gelerek anmak da güzel bir gelenek haline geldi. Bundan sonrasında da bunu eksiltmeden devam edeceğimize inanıyorum. Belki de yüz yüze yerinde yapma imkanımız da olur diye düşünüyorum. Geçen sene belirtmiştik hatırlayacağınız gibi Sinan'ın memleketi Safranbolu'yla ilgili hazırladığı bitirme tezi vardı. Hocalarıyla beraber bunu yeniden bir gözden geçirip kitap haline getirdik. Fakat kitabın hard copy olarak basılması konusunda ne yazık ki bazı terslikler yaşadık. Özellikle Safranbolu Belediyesi'nin bu ekonomik kriz nedeniyle bunu ertelemesi üzerine biz de şimdi kitabı elektronik olarak yayınlamaya karar verdik. Belki de daha iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu sayede herkesin çok daha kolaylıkla ulaşabileceği bir platformda bunu yayınlayacağız. Aslında bugün seçkin ilgileniyordu ve bugün Google Books'ta tam da yayınlayacaktı bugünün anısına. Fakat ISBN işlemleri ne yazık ki tamamlanamadığı için bugün yayınlayamadık ama en kısa zamanda yayınlayacağız. Ayrıca da Olimpos Kazısı web sayfasında da erişime açık olacak. Böylelikle meslektaşlarının çok daha kolaylıkla ulaşabileceği hale gelecek. Bu konuda da özellikle bilgi vermek istedim. Bu webinarda gene Bizans sanatının önemli bir alanı olan resim sanatına odaklandık. Ve çok teşekkür ediyorum sevgili meslektaşım, arkadaşım, sınıf arkadaşım Nilay Çorak bizi kırmadı. Açılış konuşmasını yapmak üzere aramızda. Tabii Bizans resmi konusunda oldukça yetkin bir ağızdan bugün Kapadokya'yı dinlemek çok güzel olacak. Onun dışında da genç meslektaşlarımız Ozan Hetto, Özgür Özdemir, Uğurcan Koçdemir ki Özgür ve Uğurcan da Olimpos Kazı ekibinde yer alıyorlar. Onların da sunumlarını dinleyeceğiz. Ve Sinan'ın gene arkadaşları, meslektaşları Gizem yeni doktora tezini bitirdi o da. Bize Kapadokya ile ilgili bir sunum yapacak. Aynı şekilde Zeliha Şenel'den Makedonya'yı dinleyeceğiz. Hayriye Bilici Koç Üniversitesi'nden
Meryem'in yaşam siklusuyla ilgili gene ilginç bir sunumla karşımıza çıkacak. Merakla bekliyoruz. Ve Bahargül Ataş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden gene resim sanatında doğa ve ögelerini anlatacak. Bu hepsinden ilgi çekici, birbirinden ilginç konuşmaları dinlemek için eminim sizler de sabırsızlanıyorsunuz. Onun için ben hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Webinarın güzel geçmesini diliyorum. Ama son söz olarak şunu da söylemek istiyorum. Olimpos kazısı 22 sene oldu. Yani alan çalışmalarıyla beraber, yüzey araştırmalarıyla beraber 22 sene oldu. Bu 22 sene içerisinde çok kıymetli akademisyenler yetişti Olimpos kazısında. Bu akademisyen meslektaşlarım şu anda aramızdalar. Ve bu süreç içerisinde özellikle uzun yıllar kazı başkan yardımcılığında gerçekten bana çok önemli destekler sunan ve akademik yaşamını da Olimpos kazısı sürecinde olgunlaştıran sevgili Gökçen Öztaşkın artık Olimpos kazı başkanı resmi olarak. Kendisine bu görevi devrettiğim için ben çok mutluyum. Umarım o da mutludur. Ama tabii Gökçen yalnız değil. Gene Olimpos kazısında ilk günden itibaren, lisans eğitiminden itibaren yetişmiş sevgili Seçkin var. O da onun yanında gene devam edecek. Aynı zamanda Muradiye var. Bunlar tabii ilk yetişmiş akademisyenler. Onun için onların adını anıyorum ama onun yanı sıra kazımızda pek çok doktora, yüksek lisans yapan genç meslektaşlarımız da var. Bundan sonraki süreçte artık bayrak onlarda. Ben de ekip üyesi olarak katılmaya ve elimden gelen desteği vermeye tabii ki devam edeceğim. Bu vesileyle sevgili Gökçen'e hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir sezon olmasını diliyorum ve buradan da duyurmuş olalım istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz Yelda Hocam. Gökçen Hocam, sizi de çok tebrik ediyoruz. Tüm Olimpos Kazı ekibine çok güzel bir sezon dileyerek bugünkü açılış konuşmamız için sevgili hocamız Nilay Hocamızı davet ediyoruz. Buyurunuz Nilay Hocam. Çok teşekkür ederim ben de bu arada. Bu güzel davetiniz için. Ayrıca gerçekten çok duygulandım. Sevgili Sinan'la, değerli hocam, arkadaşım, Yelda hocamla Olimpos'ta çalışırken kısa bir süre için sohbetler ederdik müzik konusunda falan. Böyle bir etkinlikte bulunmak gerçekten benim için hem çok duygulandırıcı, onur verici, mutluluk verici. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen sunumumu paylaşmak istiyorum. Yine herhalde. Geldi herhalde. Geldi hocam. Büyük ekranda yapabilirseniz tamamız. Tamam Şebnem Hanım. Biraz bu teknik konularda çok da fazla becerikli sayılmam ama. Elinize sağlık hocam. Gayet güzel. De büyük ekrana bastığınız an tamamız. Geldi herhalde değil mi Şebnem Hanım? İlk sayfaya geldik. Büyük ekrana geldik. Geçmedik sadece. Büyük ekrana geçmedik. Büyük ekrana mı geçmedik? Tamam. Evet. İnşallah şimdi olacak. Oldu herhalde değil mi? Şimdi oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Buyurunuz. Şimdi benim konum aslında Tatların, Nevşehir'in Tatların kasabasındaki bir küçük gezici yerel atölye. Tabii ki yani son döneme ait, 13. yüzyıla ait bir atölye. Buradan biraz bahsedeceğim. Bahsederken tabii ki Tatların kasabasında orada çalışırken keşfettiğimiz resimli, duvar resimli kim yapılardan da söz etmeye çalışacağım. Bu arada tabii süreme de sadık kalmaya çalışacağım. Şu an hemen
Kapadokya tarihçesiyle sizi yormayacağım. Direkt konuya geçmek istiyorum. Haritada da gördüğünüz gibi Tatlar'ın Ürgüp diğer adıyla Prokopyos'un 37 kilometre batısında Aksaray'ın yani Kolonya'nın 48 kilometre kuzeydoğusunda, Acıgöl'ün ise 10 kilometre kuzeyinde bulunmakla birlikte Kızılırmak'ın bir kolu olan Acısuyun çayının üzerinde Orta Çağ'da önemli bir haberleşme noktası olarak yer alıyor. Bu arada tabii kent bir kale tarafından korunuyor. Bu kayalık yerleşimde günümüzde bu kalenin adıyla anılmakta. Herhalde atladı slide değil mi Şenem Hanım? Bu arada burada 1975 yılında... Problem yok hocam. Gayet tamam. Güzel çıkıyor. Topografik kent vaziyet planından da gördüğünüz gibi aslında şu taraflarda Kotya doğru bir yeraltı şehri söz konusu. 1975 yılında bulunmuş. Bununla birlikte yerleşimin doğusunda kırmızıyla işaretledik bir ve iki nolu kiliseler. Aslında kasabanın yerleşimin duvar resimleriyle gerçekten çok şey olarak günümüze çok güzel olarak gelebildiği en önemli iki kilise. Bunun dışında duvar resimlerinin restorasyonu 1991 yılında Nevşehir Müzesi tarafından başlanmış ve arkeolog restoratör Rıdvan İşler sorumluluğu altında 94 yılında tamamlanmış. Bu bir ve iki nolu kiliselerin yanında sunumumun sonuna doğru bahsedeceğim Karaca Kilise ile birlikte yayınlanmamış iki kilise daha var. Fakat duvar resimlerinin durumu gerçekten çok kötü. Yok olmak üzere neredeyse. Tatların kasabasındaki bu Bizans kaya yerleşimi dahil, kaya yapıları dahil kiliseler ve resimleri günümüze değin ayrıntılı olarak incelenmemiş. Öncelikle tabii ki Rod, Küçük Asya'daki Bizans anıtlarını içeren seyahatnamesinde Tatlarındaki yapılardan sadece Karaca Kilise'ye değinmiş. Bununla birlikte Hilt ve Resle, bölgedeki şapel ve resimli kaya kilisesi olarak belirttiği bir yapıdan 1200 yılında tarihlenmiş. Çok kısa olarak resimlerinden söz etmiş. Aslında konuyla ilgili monografik ilk çalışma 1996 yılında Katrin Jelevelevi ve Le Magre de Mesnil tarafından yapılmış. Bu monografik makalede Tatlarındaki bir ve iki nolu kiliselerin mimari özelliklerine çok genel olarak değinilmekle birlikte özellikle iki nolu kilisenin duvar resimleri detaylı olarak incelenmeye çalışılmış. Yine aynı araştırmacı 2001 yılında yayınladığı Kapadokya'daki kaya kiliselerin duvar resimlerini anlatan kitabının kısa bir bölümünde de Tatların bir nolu kiliselerin duvar resimlerini değerlendirmiş ve 2003 yılında yayınladığı makalesinde de aynı kilisenin restorasyon sonrası duvar resimlerini kısaca tasvir ederek iki nolu kilisenin resimlerine de değinmiş. Tabii bu arada hemen bahsetmek istiyorum. Biraz dedikodu gibi oluyor ama Katrin Jelevelevi ve Rıdvan Hocam'ın dediğine göre daha iskeleler sökülmeden hemen üstüne çıkıp resimleri inceleyip yayınlamaya başlamış tabii. Evet, bir ve iki nolu kiliseler birbirinin güneydoğu kuzeybatı yönünde inşa edilmiş çift kilise. Duvar resimlerini incelediğimiz Tatların bir ve iki nolu kiliseleri aynı dönem içinde değerlendirmek mümkün. Fakat buna rağmen mimari ve duvar resimlerinin özelliklerine dayanarak çağdaş olan kiliselerden hangisinin daha önce yapıldığını tespit etmek zor görünür. Her iki yapının duvar resimleriyle birlikte mimari özellikleri kilisenin bölümlerinin işlevlerini belirlememizi sağlar. Kuzeybatıya yönelik inşa edilen bir nolu kilise iki netli. Netler birbirinden ortadaki iki paye ile ayrılıyor. Beşik tonoz örtülü kuzey net, burada merkezi içeride atmalı şeklinde bir apsis ile sonuçlanıyor. Güney net, kuzey netten daha uzun ve daha yüksekte olup yine doğuda atmalı biçiminde bir apsise sahip. Fazla mimari özelliklerine değinmeyeceğim. Ve yine aynı kilisenin güneybatı köşe odasının güney duvarında kiliseye girişi sağlayan ve daha sonra kapatılan orijinal dikdörtgen kapı bulunuyor. Nefin güneyindeki planlı bölüm
Narthex olarak değerlendirmek mümkün. Narthex'in Güneydoğu köşe odasıyla ona bitişik mezarnişinin önünde ise zeminde mezarlara rastladık. Nef'in batı duvarındaki kapı bugün kiliseye açılmakla birlikte güneydeki iki nolu kilise ile de bağlantıyı sağlamakta. İki nolu kilise, pardon. İki nolu kilise. İki nolu kilise bir nolu gibi iki nefli olarak inşa edilmiş. Yapıya giriş temelinden yıkılmış ve yerine yeni bir duvar örülmüş olan güney nefin güney duvarında sağlanmakta. Eşit tonozlu örtülü olan nefler birbirinden iki paye ile ayrılıyor. Aynı dönem içinde yapılan patların bir ve iki nolu kiliselerden hangisinin daha önce yapıldığını tespit etmek zordur. Araştırmacılardan Katrin Jöleveleri, kiliselerin mimari özellikleriyle birlikte konumunu da dikkate alarak iki nolu kilisenin daha önce yapılmış olabileceğini öne sürer. Bir nolu kilisenin kuzey nefinin iki nolu kilisenin kuzey apsisine zarar vermemesi için kısa yapıldığını, dolayısıyla bir nolu kilisenin iki nolu'dan daha sonra inşa edilmiş olabileceğini belirtir. Kapadokya bölgesinde patlarında olduğu gibi birbirine doğu batı yönünde bitişik olarak inşa edilen yani balık sırtı gibi bu çifte kilise örnekleri oldukça fazla. Her iki kilisenin çağdaş olan duvar resimleri önemli özelliklere sahiptir. Bir nolu kilisede toplam 7 sahne vardır. Sahnelerden biri apokrif, 4'ü İncil, ikisi Tevrat kaynaklıdır. Ayrıca 6 sembolik sahne, Meryem ve çocuk İsa, baba ve oğul, Teofani'den oluşur. Kilisedeki toplam 49 tek figür, Aziz, Azize, Piskopos, Martir, İncil yazarları, Melek, İmparator ve Bani tasvirlerini içerir. Patler'in iki nolu kilisede ise toplam 6 sahneden biri apokrif, 5'i İncil kaynaklıdır. Ayrıca yapıda 69 tek figür, Aziz, Azize, Piskopos, Martir, Keşiş, İmparator ve İmparatorça ile Bani tasvirlerinden biri. Katların 1 ve 2 nolu kiliselerin sahnelerinde 4 kanonik İncil, Tevrat ile birlikte Vahiy, Mezmur ve Apokrif kaynakları kullanılmıştır. Vahdis ve Kudüs'e giriş, Metamorfozis, Ramuk'ta İsa, Boş Mezar Başında Kadınlar sahneleri 4 İncil'de de anlatılır. Her iki kilisedeki Anastis sahnenin kaynağı ise Nikodemus İncil'idir. Tevrat konulu sahneler 3 İbrani Genci Fırında, Daniel Aslanlar Çukuru'ndadır. Teofani sahnesinde Yuhanna'nın vahiyinden başka, Tevrat'tan İşaya, Hezekiel, Daniel peygamberlerin ayetleri, Himnoslardan alıntılarla birlikte apokaliptik metinler ve peygamber rüyalarından faydalanmıştır. Bir nolu kilisenin kuzey nefinin doğusundaki apsiste yarım yuvarlak kubbede ortada İsa, sağında Meryem, solunda Vaftiz, Yahya, Kerabim ve Serafimler ile 4 İncil yazarı sembollerinden oluşan Teofani sahnesi vardır. Sahne bilindiği gibi zaten bölgede çok erken dönemlerden itibaren apsis yarım kubbelerinde tasvir ediliyor. Özellikle yine Kapadokya bölgesinde ikonoklasmik dönemiyle onun yüzyıllar arasında çok sayıda kilisenin apsisinde var. Bu arada tabii yapıyla, konuyla ilgili yayınlarda sahnenin karşıyla başkentin bir ayrımının kanıtı olarak Suriye ve Kopt kiliselerinin etkisinde olduğu da söylenmişti. Bu arada tabii aynı apsiste, apsisin ortasındaki niş içinde Meryem ve çocuk İsa'nın da bu arada tabii kemer yüzeylerindeki meleklerin de bu Teofani sahnesiyle ilintili olduğu görülüyor. Apsis duvarında üst şeritte yeniden dirilişin tanıkları olarak 4 İncil yazarı var. İsa ve Tanrı Anasına yakın konumu ile ilgili konumları bu 4 İncil yazarını gerçekten unik kılıyor bölge içerisinde. Zaten İncil yazarlarının apsis programına bu apsis duvarına dahil edildiği örnekler de oldukça sınavlı.
Az Şerit'te ise zaten programda devamlı görmeye alışık olduğumuz psikoposlar çok az belirgin. Kuzeydeki Protesis yerine geçen Nişte, Emmanuel İsa, yine burada bulunan Niş'in protesis işlevini, liturjik ayine göre Niş'in işlevini vurguluyor. İncil yazarları, psikoposlar ise burada yine göksel hiyerarşi ile dünyevi hiyerarşi arasında bağ oluşturan figürler olarak da değerlendirmek mümkün. Bu arada çok önemli bir yazıt var. Ne yazık ki yine Katrin Jöleveler'i bulmuş. Güney Nef'in absisinde eksenindeki yarım yuvarlak niş içerisinde Meryem ve çocuk İsa tasvirinin altında kızıl kahve bir şeritte beyaz harflerle tek satırlık kitabe yapının bani ismini veriyor ve ayrıca tabii ki 6723 yılı Endüksiyon 3 yazıyor. Yani 1215 tarihi. Bu arada tabii yazıtta da gördüğünüz gibi Dema Tanrı'nın hizmetkarı Protopapadias Rotadis yardımıyla. Protopapadias bir kadın baniyi gösteriyor burada. Kilisenin duvar resimlerini tariflerken tabii ki bu kitabeyi dikkate alıyoruz. İnoğlu Kilisenin kuzey nefinde absisin en alt şeridindeki küçük boyutta halesiz figürler burada mezarlara ait olduğu kişilerin portreleri olmalı. Ayrıca nefin batı duvarındaki baba oğul tasviri bugün sadece dış hatları görüldü. Tahta oturmuş biçimde verilen Tanrı yani baba sağ elinde kitapta tasvir edilmiş olup kucağında solda küçük boyutta İsa'yı taşır. Sahnenin iki yanında ise Tanrı ve İsa'ya dönük iki melek belirgilidir. Bu sahne bölgedeki ünit bir örnek olması açısından da önem taşır. Bölgede 12-13. yüzyıllarda anıtsal resim sanatında dini politik mesajların önemsendiği, inancın gücünün liturjik metinler eşliğinde aktarıldığı bilinir. Dolayısıyla Tatlar'ın bir nolu kilisedeki mezmur kaynaklı baba oğul tasvirinde 1166 yılındaki konsilde alınan ve 13. yüzyıl başlarına kadar tartışılan kararın resimsel yolla yansıtıldığı düşünülür. 13. yüzyılda Ortodoks Kilisesi İsa'nın kutsallığı, kutsal üçlü, baba oğul diriliş gibi polemik yaratan tartışmalara sebep olur. Sahnedeki baba figürünün özdeşleştirildiği beyaz saçlı İsa, günlerin en eskisi İsa olarak Kapadokya'da resmedilmiştir. Anadolu dışındaki örnekte ise geç dönemde karşımıza çıkar. Tatlarında baba oğul tasvirindeki dini mesaj, aynı kilisenin kuzey ve güney neflerindeki mezmur kaynaklı Hodegetliye Meryem'de de verilmiştir. Çocuğun tanrısallığı, annesi Meryem'in kollarında cisimleşmiş, logos olarak yer alması biçiminde vurgulanarak Ortodoks Kilisesi'nin dogma ve liturjisine göre Tanrı'nın ete ve kemiğe bürünüp İsa olarak cisimleşmesi şeklinde yorumlanır. Sahnenin iki yanında bulunan baş melekler insanlığın kurtuluşa ve yeniden dirilişin öğeleri, Anna ve Joachim ise Meryem'in tanıklarıdır. Baba ve oğlunun aynı tahta oturmaları ile meleklerin her ikisinin de onara tapılması her ikisinin de aynı özden geldiğini ve aynı değere sahip olduklarını gösterir. İki nefli kiliselerde işlevlerine göre neflerde sahnelerin konularının da değiştiği bulunmaktadır. İbadet amaçlı kullanılan neflerde genellikle İsa'nın çocukluk, yetişkinlik dönemine ait sahnelerin yanı sıra çektikleri dönemine ait sahnelerin de yer aldığı bilinir. Mezar işlevi gören neflerde ise ölüm diriliş konu sahnelerde İsa'nın çektiklerine ait sahneler resimlenmiştir. Mezar işleviyle kullanılan bazı neflerin ise resimsiz bırakıldığı, kimi zaman Kızıl Çukur'u Yakim Anna Kilisesi'nde olduğu gibi bitkisel bezemelerle süslendiği görülür. Tatların kiliseleriyle ortak resim programı özellikleri gösteren Kapadokya'daki iki nefli yapılar arasında 13. yüzyıla ait Şahin Efendi Kırk Martir Kilisesi ve Cemil Başmelekler Kiliseleri verilebilir. Tatların Birnoğlu Kilisesi'nin duvar resimleri yoğunlukla gömü işlevine ayrılan güney neftedir ve Birnoğlu Kilisesi'de 4 sahne İsa'nın çektikleri dönemine aittir. İsa'nın çocukluk ve yetişkinlik dönemine ait sahneler tasvir edilmemiş ya da günümüze gelememiştir.
Kapadokya bölgesinde sadece insan çektikleri dönemine ait sanların resmedildiği bu nedenle yapı örneğine rastlanılmamaktadır. Fakat genel olarak bakıldığında özellikle 13. yüzyılda insanın yaşamını çektikleri dönemine ait sahnelerin, kiliselerin resim programlarında yoğun olarak tasvir edildiği görülür. Tatlarındaki kilisede sahneler arasında kronolojik bir sıralamadan söz edilmez. Sahne seçiminde ise genelde İncil kaynaklı insanın çektikleri dönemine ait bayram sahnelerine ağırlık verilmiş ve tasvirin bulunduğu yerin işlevinde ile ilişkisi olmasına dikkat edilmiştir. Bu nesin aynı kilisede bir nolu batı bölümünde tonoz ve tonoz alınmanda İncil konulu üç sahneyi görüyorsunuz. Anastasis, boş mezar başında kadınlar ve çarmıhta İsa. Üçü yan yana ve karşılıklı veriliyor. Bilinçli olarak bu zıt temaların vurgulanması tabii ki söz konusu ki anısal resim sanatında bu tür tasvirlerin özel bir ilişki, sembolik bir yorumla vurgulanması, bir araya getirilmesi anısal resimde 11. yüzyıldan sonra görülüyor. Bu arada mimari tasvir ederken P planlı bölümden bahsetmiştim. Narkes olarak değerlendiriyoruz demiştim. Burası da aslında bir gömü mekanı. İmparator, imparatoriçe, Konstantin ve Helena olduğunu düşündüğümüz figürler ile martirler var burada, tek figürler. Ve iki nolu kiliseye geçiyoruz. Bu arada hemen belirteyim, Katrin Jöleveli kiliseleri isimlendirirken biraz evvel anlattığım kilisenin iki nolu'dan sonra yapıldığını söylese de isimlendirirken, numaralandırırken yani nasıl diyeyim, zıt numaralandırmış. Aslında şu an işlediğimiz kilise bir nolu olmalıydı. Ben de ona sadık kalarak o şekilde size sunmaya çalışıyorum. Tatların ilk nolu kilisenin kuzey metindeki sahnelerin ölüm ve diriliş ile ilgili temaları 12-13. Yüzyıllara ait kiliselerin resim programına uyum sağlıyor. Ve tabii ki nefin gömü işlevini de vurguluyor. Dolayısıyla kilisenin kuzey nefinin gömü ve cenaze törenleri için ayrılmış olduğunu söylemek mümkün. Metamorfozis, Çarmıhta İsa, Anastasis gibi sahnelerle vurgulanan ölüm ve diriliş temaları bu nefin işleviyle ilgili olarak bahanenin isteğine göre düzenlenmiş. Özellikle Anastasis sahnesi gömü şatallarında sıkça resmedilmiş. Bedenin dirilmesiyle ilgili ikonografik temalardan özellikle bu sahne, yani Anastasis sahnesi, mezar şatalları açısından bahaneler tarafından çok tercih edilmiş ve ölüm kültüyle ilgili olarak çok yapıda bu sahnenin apsis ya da önemli başka yerlerde resmedildiği de görülüyor. Sahneler arasında yine bir kronolojik düzen yok. Batı duvarın tonoz alındığında, apsisin tümün karşısında çok ayrıcalıklı, özel bir konumda Çarmıhta İsa sahnesi resmedilmiş. Sahne apsisteki Meryem ve çocuk İsa tasvirinin tam karşısında resmedilmiş olması bakımından da önemli. Ve Çarmıhta İsa sahnelerinin yine yörede, batı duvarda, apsisteki Meryem ile karşılıklı resmedilmiş örnekleri 12. yüzyıldan itibaren görülüyor. Ve nefin kuzey duvarında dirilişin ön belirtisi olan metamorfozis, Kudüs'e giriş, ölüme karşı zafer olan, yine Anastasis gibi sahnelerle vurgulanan ölüm ve diriliş temaları nefin mezar işlevini ortaya koyuyor. Kilisenin beşik tonozu kızıl kahve şeritle iki bölüme ayrılmış. Kuzey bölümde yine tek martir figürleri var. Yine bu neflerde, özellikle iki nefli kiliselerde, yörede tonozun bir yarısının martirlere ayrıldığı örneklerden biri de Söğüş Şahin Efendi Kırk Martir Kilisesi. Ve söylemeye gerek var mı aslında bilmiyorum ama Bizanslılar Tanrı'ya genelde doğrudan ulaşmak yerine Tanrı'ya daha yakın olduklarına, Tanrı'ya daha kolay ulaşabildiklerine inandıkları bazı kutsal kişiler aracılığıyla ulaşmayı tercih ediyorlar. İlki nolu kilisede martirlerin programdaki yoğunluğu yapının kuzey nefinin gömü işlerine ayrıldığını tekrar ortaya koydu. Bu arada tabii tonozun doğu bölümünde apsise yakın konumda Konstantin ve Helena
tasvirleri dikkat çekti. Tanrı'dan şefaat dilen arıcılar bunlar diyor. Ve bu arada önemli bir tasvirde iki nefi birbirinden ayıran fayelerden birinde batıya doğru tabii biraz basit bir, nasıl diyeyim size, çok da vurgulayıcı bir yerde değil ama yine bir bani tasvirine rastlıyoruz. Genç bir çocuk, onun kafasını bunun üzerinde Palatinos yazıyor. Palatinos'un aslında bağışçı değil, bağışı yapan kişinin çocuğu olduğu da belirtiliyor. Ve yine Çarmıh'ta İsa sahnesinin altında, ben göremedim ama katil jöleveleri yine bir bani olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu Tatların Kilisesi, Kapadokya yöresi içinde banileri, çok sayıda baniyi barındıran kilise olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Bu sadece sahnelerin değil, Mert'teki Aziz Azize gibi tek figürlerinde baninin tercihiyle yapıldığı yapı zeynetinin kısacası bir anma yeri olarak düzenlendiği cenaze törenleri için söylenebilir. Ve tek figürlerin yoğunluğu da baninin azizleri anma ve onlardan şefaat dilemesinin resimsel bir anlatım. Bu arada hemen Güney Nef'ten söz etmek istiyorum. Güney Nef aslında duvar resimleri çok az günümüze gelebilmiş bir bölge, yer. Burada İsa'nın yaşam dönemine ait iki yetişkinlik, üçü çektikleri dönemine ait, ikisi de çocukluk dönemine ait sahneler var. Sahneler arasında yine kronolojik bir sıralama yok. Kuzey duvarda, güney duvarda Mısır'a kaçış, aynı Nef'in tonuzunun kuzey bölümünde İsa'nın vaftizi sahneleri yer alıyor. Ve Tatların İkinoğlu Kilisesi'nin güney Nef'i İsa'nın çocukluk ve yetişkinlik dönemi, kuzey Nef'i ise çektiklerine dönemine ait sahneleri içeriyor. İkinoğlu Kilise'de insanın yaşam dönemlerine ait sahnelerin birbiriyle aynı oranda tasvir edilmiş olması da dikkat çekici. Ve 12-13. Yüzyıllarda anıtsal resim sanatında insanın yaşam siklusu, yapı boyutları, plan özellikleri, bani istekleri ve dini mesajlara bağımlı olarak en az 4, en çok 33 saniyeyle betimleniyor. Aynı yüzyıllarda programlarda ağırlıklı olarak Kudüs'e giriş ile başlayan İsa'nın çektikleri dönemi, ölümünden sonraki sahneler öncelik kazandığı ve sahne seçiminde daha önce de söylediğim gibi dönemin sosyopolitik yapısı ve Hristiyanların gittikçe yitirdiği beklentiler vurgulandığı da bilinmekte. Gelelim üslupsal özellikleri. Her iki kilisenin aslında duvar resimleri 12-13. Yüzyılın ikonografik özelliklerini gösteriyor. Bölgesel karakter taşıyor tabii ki. Ve özellikle yine yörede tarihi kesin olarak bilinen 1212 tarihli Gülşehir Karşı Kilise, bir de Yüksekli var tabii, Yüksekli Birinoğlu Kilise, ortak ikonografik özelliklere sahip önemli örnekler. Bu arada tabii Akdeniz bölgesindeki örneklerde Tatlarındaki resimlerle benzer ikonografik özellikler yansıtıyor. Bu arada tabii şu da söz konusu, bu martirlerin başlarının kenarlarındaki yazıtlar deforme edilmiş, o dikkat çekici. Bunu da tabii katli jöleveleri isimleri sadeleştirilmiş şeklinde yorumluyor. Bir ve İkinoğlu Kiliseli duvar resimlerinin üslubu, Kapadokya'daki diğer anıtsal resim sanatı örnekleri içinde değerlendirildiğinde resimlerin çağdaşlarına göre farklı üslup özellikleri gösterdiği dikkat çekiyor. İkinoğlu Kilisesi'nin 1214-15 tarihli kitabesine göre bölgedeki çağdaş duvar resimlerine bakıldığında Tatların resimlerinin farklı bir yere sahip olduğunu görülür. Aynı bölgede 13. yüzyıla ait bazı kiliselerin duvar resimlerinin Tatların ile çok yakın üslup özellikleri gösterdiği dikkat çeker. Bölgede kitabesiyle 13. yüzyıla tarihlenen Gülşehir Karşı Kilise, Şahin Efendi Kırk Martir, Suvasa, Mavru Can Stralates, Orta Georgios ve Belli Sırama Kırk Damal Kiliseleri aynı üslup özellikleri gösteren kiliseler.
Genelde 11. yüzyılın çizgisel üslubuna yaklaşan tatlarındaki bu resimler 13. yüzyıla ait Tunçer Karşı Kilise resimleriyle daha yakın üsluba sahip. Karşı Kilise daha çok bir nolu kilisenin resim üslubuyla benzeşmekle birlikte büyük ihtimalle aynı yerel atölye tarafından yapılmış. 1215 tarihli kitabesi olan bir nolu kilisenin apsisindeki resimler aynı kilisenin diğer resimleriyle genelde benzer üsluba sahip. Aslında bu tarih iki nolu kilisenin duvar resimleri için de geçerli. Bu nedenle her iki kilisenin duvar resimlerini 13. yüzyıl içinde değerlendirebiliriz. Türk hakimiyeti altındaki yörelerde bölgesel sanatçıların çalıştığı bilinmekte. Bu dönemdeki yerel atölyeler ve gezici sanat grupları 13. yüzyılda Tatlarin'le birlikte Büyükşehir Karşı Kilise, Ortaköy Aziz Georgios kiliselerinde kendini gösteriyor. Ayrıca bu dönemde İstanbul'da eğitim alarak bölgeye dönen sanatçıların varlığı da bilinmekte. 12-13. yüzyıllarda Kapadokya duvar resimlerinde daha taşrasal özellikler görülüyor. Bu dönemde yöre Türk hakimiyeti altına girmiş, kimi zaman Selçuklu etkisi duvar resimlerinde de kendini göstermiştir. Bu karma üslubun 13. yüzyıl içerisinde Büyükşehir, Mavrucan İkinoğlu Kilise ile Ortaköy Aziz Georgios Kiliselerinin duvar resimlerini etkilemiş olabileceği de görülmektedir. Bu arada tabii çok fazla derine inmiyorum ama Yunanistan'daki kimi örneklerle de paralellik gösteriyor bu üslupsal özellikler. Hatta öyle ki Katri Jöleveleri, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz bölgesi, Filipya'nın 13. yüzyıl resim sanatında anımsattığını söyleyebiliyor. Geçelim bir başka kiliseye. Yine aynı yörede doğuda bulduğumuz Türkiye'deki kilise. Çok az sadece apsisteki İsa'nın, Pantokrator İsa'nın kafası kalabilmiş. Çok da üsluptal incelemeye olanak vermiyor. Bu arada yörede batıda bulunan Karaca Kilise çok önemli. Tek metre olarak inşa edilmiş. Yapının giriş mekanı içeren narteks ile ibadet mekanı, yani özellikle ibadet mekanı planda da gördüğünüz gibi içeriden 6 tane mezar nişine sahip bir mezar yanı yapısı. Fakat duvar resimleri İstanbul'da olduğu için zorlukla görülebilmekte. Biraz gördüğüm kadarıyla çizmeye çalıştım. Kilisenin giriş bölümünü içeren narteks'te İsa'nın çocukluk dönemine ait sahneler var. Kuzey ve güney yönünde iki bölüme ayrılan konumda müjde, İsa'nın doğumuna ait sahneleri görebiliyoruz. Konumuzun güney bölümünde ise İsa'nın doğumu resmedilmiş ve onun hemen sağ alt bölümünde ise İsa'nın ilk banyosunu görebiliyoruz. Narteks'in konuz alınlığında ise tapınağı takdim sahnesi verilmiş. Yapının apsis yarım kubbesinde ise Pantokrator İsa var. Yarım kubbe altındaki şeritte piskopos figürleri, apsis duvarının merkezinde Meryem ve çocuk İsa, apsis zafer kemerinin iç yüzeyinde ise baş melekler İsa'ya yakarır durumda tasvir edilmişler. Bu arada tabii arkadaşımız, değerli meslektaşım Tolga Uyar, lisedeki arkosolyum nişlerinden birinde rahip ve ressam Arkietas ismini tespit etmiş. Aynı nişteki Asker Aziz'in kalkanı üzerindeki çift başlı kartal motifinden de aynı araştırmacı söz ediyor. Ve diyor ki bu çift başlı kartal motifinin Selçukluların bilinen en iyi sembolü olduğu aynı tasvirin 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bizanslılarda da kullanıldığını belirtiyor. Ve dolayısıyla bu motifin Kapadokya'da Bizans ve Selçuklar arasındaki sosyal, kültürel ve politik aracı rolünü denetleyen Hristiyan topluluğun bir belirtisi olarak da gösteriliyor. İbadet mekanındaki İsa'nın çektikleri dönemine ait sahneleri daha önce söz ettim konumuzda. Konumuzun kuzey bölümünün batı yarısında üst şeritte metamorfoz var. Yahuda'nın ihaneti, yine doğuda Çamlık'ta İsa sahneleri resmedilmiş. İkonografik özellikler toparlayacak olursak 12-13. Yüzyıllara tarihleniyor. Özellikle yine
Göreme'de Elmalı, Çarıklı, Karanlık kiliseleri çok yakın uyan ikonografik özellikler ve sahip bu duvar resimleri. Konuzun güney bölümünün batısında ise İsa'nın mucizeleri resmedilmiş. İnmeli bir hastanın iyileştirilmesi, ölüyü diriltme sahnesi, bu arada tabii havari Thomas'ın şüpheciliği sahnesi de görülüyor. Dolayısıyla yani çok fazla uzatmayayım. 13. yüzyıl özelliklerini, ikonografik özellikler çok yaklaşıyor. Ve son olarak da Tatların Göçük Kilise bir başka yapı kilise tespit ettik ve apsis bölümünde özellikle çok büyük boyutta inşa yapılmış bir taş melek tasviri var. Görebildiğimiz kadarıyla üslupsal özellikleri yine aynı yerel atölyenin işi olduğunu bize gösteriyor. En son olarak da arkadaşlar bir şeyden bahsedeceğim. Nevşehir'in tarihi kent bölgesi var biliyorsunuz merkezde kale yerleşiminde. Burada son yıllarda belediyenin yaptığı temizlik çalışmaları sonucu tek nesli konuzlu bir yapı bulunmuş. Güneydeki et mekanlarıyla yapıda iki farklı inşa dönemi aslında tespit ediliyor mimari anlamda. Fakat resimler 13. yüzyılı gösteriyor. Her ne kadar mimari 10-11. yüzyılı bize gösteriyorsa da mimarinin 13. yüzyıla ait olma ihtimali de aslında değil. Bugün büyük bir kısmı güçlükle görebilen resimlerin ikonografik ve üslup özellikleri yine paralel örnekler yardımıyla 13. yüzyılın ilk çeyreğine tarihleniyor. Ve en yakın örnek olarak, üslupsal olarak duvar resimlerinin benzeri Tatların 1 ve 2 nolu kiliselerde bulunuyor. Ve dolayısıyla bize yine şunu düşündürüyor, aynı yerel atölye burada mı çalıştı acaba? Sonuç olarak incelemeye olanak veren bu kiliselerin çoğunluğu duvar resimleriyle birlikte 13. yüzyıl içinde değerlendirilebilir. Özellikle kitabesiyle 13. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Tatların 1 ve 2 nolu kiliselerin 1. Theodoros Laskaris döneminde yapılmış olduğu görülür. Latin hakimiyetinin olduğu bu dönemde Anadolu'da Theodoros Laskaris idaresinde bildiğiniz gibi İznik Devleti kurulur ve Nikealı Laskaristlerin etkin idaresi akıllı ekonomik yönetimi altında Bizans Anadolu'sunun 1204-1261 yıllar arasında refaha kavuştuğu ve Selçuklularla ticari ilişkilerde bulunduğu bilinir. Bu dönemde bölgede yaşayan Bizans halkı yaşamlarını huzurlu bir şekilde devam ettirmekle birlikte idareci olarak Laskaris İmparatorluğu'nu denilsin. Dolayısıyla Tatların kiliseleri Bizans ve Selçukluların bir arada yaşadığı bu dönemde sınır belirsizliği ile birlikte sosyal, politik, kültürel değişim ve karmaşa içinde Bizanslıların sanat faaliyetlerini yerel gezici bir atölye ile sürdürdüklerine dair önemli kanıtlardan biridir. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İnşallah çok fazla vakit almadı. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çoğumuzun belki ilk defa gördüğü bazı resimler ve ikonografik üslupsal özellikler paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca sormak istiyorum. Hocamıza sorusu olan acaba var mı? Peki o zaman sunumlara geçelim. Akabinde tekrar sorular olursa İnle Hocamıza da yönlendiririz. Ben şu anda programı çok hızlıca paylaşmak istiyorum. Nilay Hocamızın sunumunun ardından Ozan Hetto ile başlayacağız. Özellikle kronolojik bir akış öngördük. Dolayısıyla erken dönem, birinci oturumda daha erken dönem örneklerini Bizans resim sanatında gördükten sonra ikinci oturumda daha geç dönem sahnelere ve özellikle bir takım önemli siknuslara ve sahnelere odaklanacağız. Ozan buyurunuz. Teşekkür ederim. Hemen sunumu paylaşacağım. Görebiliyor musunuz sunumu? Henüz gelmedi ama geldi evet. Peki. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli dinleyiciler, sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu anlamlı günde bana birkaç söz söyleme fırsatı veren başta Olimpos Kasası'nın saygıdeğer üyelerine ve Bizantoluk ailesine çok teşekkür ederim. Bugün sizlere dilimin döndüğünce Balatlar Kilisesi Pelagya Mozaiği ve ikonografisi hakkında bir sunum yapmaya çalışacağım. Şimdiden sözcü lisan edersem affola. Bildiğiniz gibi Sinop kenti Anadolu Yarımadası'nın kuzeyinde, Karadeniz'in güney sahilinde önemli bir liman kentidir. Yarımada'nın coğrafi özellikleri antik çağdan itibaren bu bölgenin bölgeyi önemli kılmıştır. M.Ö. 630 yılında milletli kolonistler tarafından kurulduğu bilinen kent ya da temellerin atıldığını bildiğimiz Sinop kenti kurulduğu ilk günden bugüne hep aynı yer, aynı yarımada üzerinde kurulması hasebiyle pek çok medeniyetten aldığı özelliklerle vücut bulmuş. Ve bugün kültürel belleğiyle pek çok araştırma dalına kaynaklık etmektedir. Geçmişten günümüze bu bahse konu tabakalanma ya da medeniyetlere ait izlerin tamamını bünyesinde barındıran şüphesiz kentin en önemli tarih eseri şehrin etrafını çevreleyen şehir surları. Surlar yanında kimliği ve kullanım evreleri net olarak saptanabilmiş ve bugün üst örtü sistemine kadar ayakta olabilen yegane yapısı ise halk arasında ve bilimsel yayınlarda Balatlar Kilisesi olarak tanınan yapı topluluğudur. Balatlar Kilisesi 2010 yılında hocamız Profesör Doktor Gülgün Köroğlu başkanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla kazılmaya başlanan Sinop kentinin kültürel belleğine 12 yıldan uzun süredir ışık tutmaya çalışan bir kazıdır. Kazılar sonucunda tespit edilen veriler nettir ve stratigrafi kabaca Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, kısmen beylikler, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerini kapsar. Milattan sonra 2. yüzyılda Helenistik temeller üzerine bir imparatorluk hamamı olarak inşa edildiği tespit edilen yapının 4. yüzyılda yaşadığı işlev değişikliğinde haç planlı kaldırım mekanının kilise işlevi kazandığı, bazilikal planlı frigidarium mekanının ise bu ana kiliseye bir ön giriş narteks oluşturacak şekilde dizayn edilerek nekaryon işlevli bir mekana dönüştürüldüğünü görürüz. Konumuzu oluşturan mozaiklerde bu frigidariumdan gömü işlevli mekana çevrilen birimde bazı mezarların etrafında, üzerinde ve frigidarium mekanının zemininde yer alıyor. Kazı başından itibaren yapının çeşitli birimlerinde kısmen korunmuş sıvalarıyla birlikte opus tessellatum tekniğinde duvar ve zemin mozaikleri yanında opus sectila mozaik parçaları da açığa çıkarılmıştır. Frigidarium mekanının hemen çok yakın bir yerinde ham madde olarak kullanıldığı tespit edilen çeşitli yarı işlenmiş üretim artıklarına dair de veriler açığa çıkmıştı. İlk defa 2016 yılında in situ olarak açığa çıkmaya başlayan mozaiklerde yapıdaki tüm üretim artığı malzemelere de cevap bulunmuş oldu. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında yapılan kazılarda Frigidarium mekanında 10 farklı mozaik pano açığa çıkarıldı. Selçuklu döneminde yapının ham madde ihtiyacı odaklı kullanılması sonucu kanal üzerindeki taşların alınmasıyla birlikte burada yaşanan tahribat sürecinde mozaiklilerden maalesef yoğun tahribata maruz kalmış ve sıvalarıyla beraber çok sayıda bu kanal içerisinde in situ korunmakta olan mozaiklere ait çeşitli parçaları tespit ettik. Bugün sizlere anlatacağım Pelagya mozaiği ise bu in situ olarak korunmuş olan mozaiklerden en korunaklı olarak günümüze ulaşmış iki örnekten biri. Balatlar mozaiklerinin pek çoğunda görülen adak yazıtlarından birinin burada da olduğunu görüyoruz. Ve burada beyaz fon üzerine siyah teseralarla Pelagya'nın adağı için diye bir yazıt yer alıyor. Tabii en dıştan panoyu bakacak olursak en dıştan içe doğru geldiğimizde dişli, çan biçimli dalga gibi geometrik bordürlerle panonun çevrelendiğini görürüz. Kırmızı bir çerçeve bordürüyle sınırlandırılan merkezi kompozisyon alanında eşkenar dörtgenler içerisine yerleştirilmiş dört yönde düğümler yapan merkezi bir madalyon görülmektedir. Bu eşkenar dörtgenin kenarlarında kalan alanlarda ise madalyonlar içerisinde kurdila detaylarıyla tasvir edilmiş
çeşitli ötücü kuşlar yer alır. Panonun merkezinde ise bir yemlik yemlikten yemeyen iki kumru, seyirciye göre sağ üst bölümde pikleme yapan bir güvercin ve sağ üst bölümde bir güvercinden oluşan bir konu tasvir edilmiştir. Panonun alt bölümünde ise antrolark içerisinde merkezde gövdesi cepheden, başı sol profilden verilmiş bir kuş ve iki yanında bu kuşa doğru jest yapan birer saz tavuğu betimlenmiş ya da saz horozu betimlenmiştir. Antrolağın çevresinde ise dört elma ve dört armut betimlemesi yer almaktadır. İncil ve Tevrat temelli olarak bir ikonografiye sahip olan mozaik panoda kompozisyonu çeşitli sembolizmler bağlamında ele alındığı görülür. Bir kadının ada için yapıldığı yazıtından da anlaşılan bu mozaikte ikonografisinde bani ile bağlantılı bir kurgu görmek mümkündür. Panonun odak noktasını oluşturan yemlik figürü, yemlik figürünün etrafında seçilen sahne düzeni, sağ üst köşede tasvir edilen beyaz güvercin, bu panonun ikonografik olarak en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bildiğiniz gibi erken dönemlerden itibaren özellikle ana tanrıça kültüyle ilişkili olan bir kuş olan güvercin pek çok medeniyette sembol hayvan haline gelir. Aşk, güzellik ve cinsellik çerçevesinde erken dönem medeniyetlerinde bir ikonografi kazanmıştır. Nuh'un gemisinden gönderdiği güvercinin geri gelişiyle beraber ki halen barışın sembolü olan bu tip işte ağzına zeytin dalı ya da defne yaprağıyla dönen güvercin betimlemelerinde olduğu gibi Tanrı ve insanlık arasında ilk kez barışın sembolü olarak ortaya çıkmış ve bu günden itibaren güvercine barış anlamı da eklenmiş. Tabii bildiğiniz gibi İsa'nın Şeria Nehri'ndeki vaftiz olayında kutsal ruhun beyaz bir güvercin şeklinde Şeria Nehri üzerine inmesi olayından dolayı böyle bu şekilde pikleme yapan beyaz güvercin tasvirlerinin ağırlıklı olarak biz kutsal ruh olarak tanımlandığını görürüz ki 1. İznik Konsili'nde bu olay çok reddedilmiş ve aslında kutsal ruhun gerçek görünüşüyle bir bağlantısı olmadığını ama tek bir kez bu olayın yaşandığını ve kutsal ruhun görüntüsünün bu şekilde olmadığı için böyle beyaz bir güvercin olarak betimlenmesine yanlış olacağı belirtilmiş. Ama her nedense kutsal ruh ikonografi içerisinde ya da tasvir sanatları içerisinde bu şekilde tasvir edilmeye devam etmiş. Pelagya panosundaki pikleme yapan bu kuşun da kutsal ruh ikonografisi içerisinde ele alındığını bu konuda düşünebiliriz. Kompozisyonu seyirciye göre solunda bulunan güvercinin ise pek çok kez müjde sahnelerinde karşımıza çıkan ve kutsal ruh yanında bu tip sahnelerde kişinin saf ve temiz oluşunun bir belirtisi olan bir kuş olduğu, bu panoda da Pelagya'nın saflığının sembolü olarak yer bulduğunu görürüz. Kompozisyonun merkezini oluşturan yemlikten beslenen iki kumru figüründe ise farklı olarak güvercinlerden farklı olarak adak sembolizmi ile ele alındıklarını görürüz. Dünya dinler tarihi içerisinde sevginin, sadakatin ve bekaretin bir sembolü olan kumrular, tek tanrı dinaşlardan biri olan Musevilik'te kadınların doğumdan sonra tapınağa sunu olarak götürdükleri hayvanlar içerisinde yer alır. Tevrat yasalarına göre bir kadın doğum yaptıktan sonra tapınağa gücün nispetinde çeşitli bağışlar yapar ve bunlardan biri de bir çift güvercin ya da bir çift kumrudur. Özellikle bizim resim sanatı örneklerinden çok yaygın olarak gördüğümüz tapınağa takdim sahnelerinde bu şekilde iki güvercin ya da iki kumrunun tapınağa takdim edildiğini görürüz. Bizans resim sanatında sıklıkla tapınağa takdim sahnelerinin bir parçası olsa da aynı zamanda bunların bir yemlikten yem yemeleri burada tanrı sözlerini alan inanan insan ruhlarını da betimler. Aslında Pelagia isminde bir kadın tarafından finanse edilen bir panoda bu ikonografik anlamıyla bu iki kuşu görmek de çok da şaşırtıcı olmamalı. Beslenme eylemi içinde olan bu kuşlar tanrı sözlerini yiyen ya da tanrı sözlerini özümseyen insanlar ile özdeşleştirilebilir aynı zamanda. Çünkü tohum ve tanrı sözü arasında İsa'nın bir meselinde bir bağlantı kurulmuştur. Dolayısıyla burada inanan insanların ruhları sembolize edilmiş
olmalıdır. Tohumların bu yorumu bulunduğu yemlik figürü ise kilise anlamı katmakta. Kutsal ruhun da üzerine doğru indiği bu tasvirin pişmiş topraktan bir örneği 2017 yılında Olimpos kazılarında açığa çıkarılmıştı. Bu buluntuyla birlikte mozaikte tasvir edilen yemliğin ütopik bir betim olmayıp sanatçının kullanılan bir yemlik formunu betimlediği anlaşılmaktadır. Panonun batı bölümünde yer alan antrolak bezemi içerisine yerleştirilen kuş figürlerinde ise bani temelli bir kişileştirme görülür. Merkezde tasvir edilen kuşun güç sembolizmi bağlamında kanatlarını iki yana açmış olması, İsa olarak tasvir edilen kartal figürlerini andırır biçimdedir. Boynunda bir takı ile betimlenmesi soyluluk belirtisi olarak karşımıza çıkar. Çünkü dini kimliklerin takı takmamaları konusunda kilise babalarının öğütleri resim sanatında da bir etki olarak karşımıza çıkmakla birlikte özellikle soylu bir aileden gelen Azize Kerake, Helena veya Katerina gibi Azizelerin tasvirlerinde soylu geçmişlerine bir atıf olarak biz takılı tasvir edildiklerini görürüz. Aslında bu tasvir şekli kişilerin soylu kökenleri bir belirim olarak sanatta yer bulur. Dolayısıyla merkezde bu takılı kuşun Pelagia'nın kişileştirmesi olması olasıdır. İki yanında jest yapar şekilde yerleştirilmiş saz horozları ise bizim Bizans resim sanatı boyunca çok takip edebildiğimiz merkezdeki figüre doğru jest yapan pek çok kompozisyonda karşımıza çıkar. Burada daha net anlaşılabilsin diye ben deisiz kompozisyonlarını koydum ama deisiz olarak düşünmemek gerekir buradaki sahneyi. Sadece merkezdeki figürü yüceltme amaçlı o merkezi figüre doğru jest yapar pozisyonu görmeniz açısından koydum. Özellikle bu deisizlerle bağlantı kurabiliriz. Horozların varlığı ise bu panoda bir müjde rolü üstlenir. Bildiğiniz gibi burada bir saz horozu tasvir etmiş sanatçı ama horoz figürlerinin ikonografik olarak açıklamasında baktığımızda horozlar gün kuşlarıdır ve günün doğuşunun habercileridir. Ve Hristiyan ikonografisine de haberci ve müjdeci rolüyle girer. Ancak tabii Petrus'un inkarı hadisesinde horozun biz pişmanlık yorumu kazandığını da görürüz. Dolayısıyla burada izleyiciye hem bir öteki dünya ve sonsuz yaşamla ilgili bu gömü mekanında bir sonsuz yaşam vurgusu, bir müjde vurgusu yaparken bu iki horoz aynı zamanda pişmanlığın da bir sembol olarak yer bulmuş olmalı. Tabii bunun yanında son olarak panoda elma ve armutlar biliyorsunuz var. Adem ve Havva'nın ilk günahıyla birlikte aslında ikonografi araştırmalarında bizim hep karşılaştığımız yorumuyla günahın bir sembolü olan bu meyve çok erken dönemden beri aslında hırs ve iktidarla sembolize edilmiş. Özellikle Troya Prensi'nin Paris'in üç güzel arasında elmayı verişiyle beraber başlayan daha doğrusu başlamasına sebep olduğu bilinen Troya Savaşı'nda olduğu gibi iktidar ve kıskançlık anlamları da elmaya yüklenmiş. Ama tabii ki Hristiyanlıkla birlikte bu elma ve armutlara yeni yorumlar eklenmiş. Çünkü İsa yeni Adem, Meryem ise yeni Havva olarak nitelendirilmekte ve burada elma ve armutlar İsa'nın insanlığa olan şefkatinin bir belirimi rolünü üstlenir. Üslupsal açıdan bu mozaik panoyla yakın benzerlik gösteren Sinop'ta üretilmiş türfe mozaiği olarak da çeşitli yayınlara geçmiş bir kişileştirme mozaiği var. Aynı atölyede üretildiklerini keşfettiğimiz bu iki mozaik dışında Karadeniz'in kuzey kıyılarında Kersenesos bölgesinde de aynı üslupsal özelliklerle mozaiklerin yapıldığını görüyoruz ve totalde bunları 4. yüzyıl ile 5. yüzyılın ortalarına tarihlendirmemiz mümkün. Sonuç olarak baktığımızda Pelagia mozaiği, erken Bizans dönemi sanat üslubu ve Hristiyan inancının bir ürünü olarak İncil ve Tevrat temelli ikonografisi yanında bani odaklı konu seçimi ve tasvirleriyle dikkat çekicidir. Hristiyan sanatında bilinmeyen bir kompozisyon düzeniyle çok bilinen konuların bir araya getirilerek harmanlanması en dikkat çekici özelliğidir. Tabii sözlerimi ben burada bitirirken
Başta sevgili Sinan'ın bugün bizlerle olduğunu veya bunu hissettiğini söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Hepinizin de Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Ozan çok teşekkür ediyoruz. Sen bu çok keyifli ve ilginç sunum için hem de bu çok duygusal bitiriş için çok teşekkür ediyoruz. Eminim herkes için çok keyifliydi. Bir soru varsa alabiliriz. Var mı acaba sorularınız? Güzel bir erken dönem başlangıcı oldu. Şu anda görmüyorum ama ilerleyen aşamalarda dediğimiz gibi tekrar soruları alabiliriz. Hakikaten çok keyifli. Teşekkür ediyoruz. Şey de çok güzeldi bence görmek. Sizin burada Sinop Balatlar'da bulduğunuz bu mozaikteki tasvirin ardından Olimpos'ta fiziksel olarak ortaya çıkması. Hakikaten bu da burada bugün bunu da tekrar görmek. Seçkin Hocam'ın galiba bir sorusu var. Özür dileyerek ben görmemişim. Buyurun Seçkin Hocam. Nevda Hocam da yani sorudan ziyade bir katkıda bulunmak isterim ki belki de aslında bu katkıya bulunmama gerek yoktur. Sunuma dahil olmamış da olabilir. Mozaik'teki kısa kitabenin yazıtı bence harf karakteri de 5. yüzyıla ait olabileceği konusunda önemli bir delil olarak değerlendirilebilir. Harf karakterle değerlendirildiğinde onu söylemek istedim sadece. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim Seçkin Hocam. Mozaik yazıtlarını Mimar Sinan Üniversitesi'nden Bülent Öztürk Hoca incelediği için ben çok mozaiklerin yazıtlarına değinmiyorum. Çünkü hocanın hali hazırda yapmış olduğu ve yayınlanmak için bekleyen bir makalesi var. Makaleden bir şey çalmamak adına çok fazla yazıtlara girmedim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sunumumuz için o zaman sözü sevgili Özgür'e bırakıyoruz. Özgür buyurunuz lütfen. Öncelikle herkese merhabalar. Bu arada sunumumu da açmaya çalışıyorum. Bir sorun yok sanırım şu an görüntüde. Sadece tam ekran yapmanızı rica edebiliriz. Süper. Evet. Tekrardan herkese merhabalar, sayın hocalarım, sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak Atatürk'ü anmak istiyorum. Hemen ardından da Olimpos kazısı ekip üyemiz Sinan Sertel'i rahmetle anıyorum. Kendisiyle tanışamadığım için çok üzülüyorum. Hakkında hiç kötü bir şey duymadığım nadir insanlardan birisi kendisi. Olimpos kazısında verdiği emekler unutulmayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum. Bugün benim konum erken dönem apsisresin programlarının değişimi ve sebepleri. Bu bağlamda erken dönem kiliselerden bazı örneklerle değişimin sebeplerini incelemeye çalışacağız. Aslında Gülşah Uslu arkadaşımla Hacettepe Üniversitesi'nde hazırladığımız bir ödevin değiştirilmiş bir versiyonu. Buradan da hocamız Sercan Yandım Aydın'a ve Gülşah arkadaşıma da selamlarımı gönderiyorum. Öncelikle apsisin tanımını vermek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ama Oxford Dictionary of Byzantium'a göre uzunlamasına bir yapının genellikle doğu ucunu sonlandıran, girişi genellikle zafer takı olarak adlandırılan geniş bir kemerle belirginleştirilen mimari öge olarak genel bir tanımı bulunuyor apsisin. Apsisin içinde din adamlarının ve psikoposların oturması için simfonal katedra adı verilen oturaklar inşa ediliyor. Erken dönem bazilikalarına baktığımızda girişi doğudan yapılan ve apsisi batıda bulunan çok sayıda yapı olduğunu görüyoruz. Fakat dördüncü ve beşinci yüzyıllar sırasında apsisin tamamen doğuda olduğunu ve girişlerin batıdan yapıldığını görebiliyoruz. Doğu apsisi gördüğümüz en erken yapılardan birisi de Ravenna'daki Basilica Ursiana, M.S. 407 yılında inşa edilmiş. Apsis kilisenin en kutsal sayılan bölümlerinden birisi olduğu için kutsal figür tasvirleriyle süslenen bir bölüm. Aya İrini apsisi de bu konuda güzel bir örnek. 9. yüzyıl ikonoklastik sembolizmi gösteren bir apsis. Sintronum ve katedrası bulunuyor. Öncelikle Hristiyanlığın İmparatorluk içindeki gelişimine de bir miktar göz atmamız gerekiyor.
Birinci yüzyıldan sonra Hristiyanlık imparatorluk içinde hızla yayılmasına rağmen herhangi bir devlet desteği göremiyor ve 303 yılında Diokletianus ve Galerius döneminde bir ferman yayınlanarak Hristiyanlık yani imparatorluk sınırları içerisinde yasaklanıyor. 311 yılında Galerius'un tekrar Edictum Imperatoris Galerii ismindeki fermanıyla Hristiyanlık imparatorluk içine bir religio licita yani tapınılmasına izin verilen dinler olarak tanımlıyor. 313 yılında Konstantinus ve Licinius'un Edictum Mediolanense fermanıyla bu kez Hristiyanlık imparatorluk içine saygı görmeye ve desteklenmeye başlıyor. 380 yılında Doğu İmparatorluğu Theodosius I'nin önderliğinde yayınlanan Quintus Populus veya Selanik fermanıyla imparatorluğun resmi dini haline geliyor imparatorluk Hristiyanlık. İlk örneğimiz Roma'da günümüze en erken ulaşan Hristiyan mozaiklerinin bulunduğu yapı olan Mozoleum Santa Constanza. Aslında bir kilise değil, Konstantinus'un kızı Constanza'nın mozaiklerini olarak inşa edilmiş bir yapı. Erken dönemin özellikleri doğrultusunda bitkisel motifler baskın. Ancak yapıda bulunan iki absiste Traditio Legis ve Traditio Clavium sahnelerini görebiliyoruz. Birinci absiste yer alan Traditio Legis sahnesi aslında Traditio Legis'in çeşitlemesi. Traditio Legis sahnesinde yeni yasayı Petrus'a teslim eden İsa tasviri görülüyor. Fakat burada yeni yasadan ziyade Tanrı'nın barışını teslim eden bir İsa görüyoruz. O yüzden Traditio Pacis olarak da adlandırılabiliyor. Ortada İmanuel İsa olarak tasvir edilmiş İsa başında mavi tonlarda bir haliyle temsil edilmiş. Cennetin dört ırmağı üzerinde ayakta duruyor ve Tanrı'nın barışını Petrus'a teslim ettiği görülüyor. Sahne bitkisel bir çerçeve içine alınmış. Bu dördüncü yüzyıldan günümüze ulaşan bir mozaik. Diğer absiste de Traditio Clavium yani anahtarlığın teslimi sahnesi karşımıza çıkıyor. Yeni ayete göre İsa cennetin anahtarlığını Petrus'a vereceğini söylemiştir. Bu sahnenin çıkış noktası da o pasajdır. Cennetin anahtarlarının Petrus'ta olduğuna inanılır. Burada da İsa dünya küresi üzerine oturmuş bir şekilde ancak İmanuel değil bu kez Pantokrator olarak tasvir edilmiş. Arkadaki cennet vadi ışıklar ve bitkilerden bunun aslında dünyada olmadığını algılayabiliyoruz. Yine diğer absis gibi 4. yüzyılda tarih eden bir mozaik. Diğer bir yapımız Roma'daki en eski Hristiyan tapınım alanı olarak bilinen Basilica di Santa Potenziana. Laterense'ye taşınmadan önce papalık makamı bu kilisede bulunuyor. 16. yüzyılda geçirdiği ağır restorasyon sonucunda absis mozaiklerinin aslında günümüze tam olarak ulaşmadığını görüyoruz. Fakat erken dönem özellikleri takip edilebiliyor. Bu absiste merkezde tahta oturan Pantokrator İsa ve onun iki tarafında havariler grubunu görebiliyoruz. Yukarıda ise Golgota Tepesi üzerinde Konstantinus'un gerçek kaçış için yaptırdığı altın ve değerli taş süslemeli relike ve onun etrafında dört evangelistin sembolleri görülüyor. Yapılar ise Konstantinus'un Kudüs'te yaptırdığı yapılar olarak tanımlanıyor. İki havari grubu beşerli olarak ayrılmış. 16. yüzyıldaki restorasyon sırasında 11 ve 12. havariler çıkarıldığı için yalnızca 10 havari görülüyor günümüzde. Bunların yanı sıra iki de personifikasyon görüyoruz. Bunlar Ecclesia ex Gentibus ve Ecclesia ex Circumcisione olarak adlandırdığımız personifikasyonlar. Türkçe'de birisi Paulus'un, diğeri Petrus'un taşlandırılması olarak adlandırılıyor ve birisi Yahudilikten geçen, birisi Roma vatandaşı olan Petrus ve Paulus'un bu iki Hristiyan grubu temsil etmesini gösteriyor. Birisi sinagogu, diğeri kiliseyi temsil ediyor ve bunlar bu personifikasyonlar bu iki havariyi taşlandırıyor. Ayrıca bu iki havarinin birlikte resmedilmesi yine Concordia Apostolorum sahnesinin bir çeşitlemesi olarak görülebilir. Gerçek haçın, rölikerin etrafında gördüğümüz İncil yazarlarının sembolleri ise karşımıza çıkan en eski semboller. Dördünün birden ilk defa burada tasvir edildiğini görebiliyoruz. Ve bunların cennette olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü alt kısım dünyayı temsil ederken üst kısım daha semavi bir düzlemi temsil ediyor. Basilica di Santi Cosma e Damiano'da ikiz şehitler Cosmas ve Damianus için inşa edilmiş bir yapı.
daha önce burada var olan bir pagan tapınağının üzerine inşa ediliyor. Yani Papa Felix tarafından. Burada ilk defa bir Bani portresini görebiliyoruz. Papa Felix, Paulus ve Damianus'un arkasında yapıyı İsa Mesih'e sunarken görülüyor. Altta ise bir bant içinde bir Agnus Dei sahnesi görebiliyoruz. Havariler tarafından çevrelenmiş İsa koyun olarak tasvir edilmiş. Tekrar geri dönersek, absis içerisinde ise İsa'nın ikinci gelişi sahnesi karşımıza çıkıyor. Burada temsil edilen Ürdün Nehri olabileceği gibi İsa'nın tekrar cennetten yeryüzüne inişi olarak da düşünülebilir. Burada bulunan Bani portresi ve Agnus Dei sahnesi daha sonraki örneklere model teşkil ediyor. Basilica di Santa Maggiore erken dönemde çok önemli absis mozaiğine sahip yapmış bir kilise büyük ihtimalle. Fakat geçirdiği ağır restorasyon sonucunda günümüze çok fazla bir erken dönem özelliği ulaşamamış maalesef. 12. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan Meryem'in taşlandırılması sahnesini görüyoruz burada. Bu sahnenin İtalya'daki ilk tasviri 1295 yılında Jacopo Torriti tarafından yapılmış. Fakat erken dönemden herhangi bir özellik göremiyoruz. Ancak Basilica di San Clemente al Laterano'nun absisinin Santa Maggiore absisiyle neredeyse aynı olabileceği söyleniyor. Yine bir restorasyon görmüş resim olmasına rağmen erken dönem özelliklerini yakalayabiliyoruz. Ortada bir Stavrosis sahnesi karşımıza çıkıyor. Çarmıha gerilmiş İsa'nın yanında Meryem ve Yohannes karşımıza çıkıyor. Yukarıdansa Agnus Dei çarmıha doğru uzanmış vaziyette. İsa'nın gerildiği çarmıhta bitkisel bir motif içerisine alınmış. Çevredeki bitkisel motifler arasında da çeşitli figürler gözümüze çarpıyor. Yine absisin alt bandında bir Agnus Dei sahnesi görüyoruz. Capella di San Aquilino, yani Milano'daki bir şapel. Buradaki absiste yine karşımıza bir Traditio Legis sahnesi çıkıyor. Bu kez yine İmmanuel olarak tasvir edilen İsa havarilerin ortasında oturmuş ve yeni yasayı havarilerine vermekte. Yasanın durduğu bir kova İsa'nın önünde bulunuyor. Arka fon tamamen altın olarak verilmiş ve yine bitkisel ve geometrik bir çerçeve içerisinde alınmış. En önemli ve en ünlü absislerimizden birisi Basilica di San Apollinare in Classe absisi. Zaten Bizans sanatı çalışan herkes en az bir defa karşılaşmıştır. Alegorik olarak bir metamorfosis sahnesi işlenmiş burada. Haç İsa'yı temsil, Haç Tanrı suretine bürünen İsa'yı temsil ediyor. İki tarafında İlyas ve Musa peygamberler görülüyor. Ve aşağıda üç koyun olarak bu ana tanıklık eden üç havari işlenmiş. Yine bitki detaylarını oldukça güzel olarak verilmiş görüyoruz. Haçın hemen altında ise kilisede relikleri bulunan Aziz Apollinaris orans pozisyonunda duruyor ve 12 havari simgeleyen 12 koyun kendisini çevrelemiş durumda. Yine Ravenna'daki Basilica di San Vitale'ye baktığımızda ortada dünya küresi üzerine oturmuş İsa, yanında eşlikçi melekler ve azizler görülüyor. Yine bir bani portresi görebiliyoruz burada. Özür dilerim. Selanik çevresine geldiğimizde Selanik'te önemli yapılan birisi Hosios David Kilisesi. Burada yine bir mandorla içerisinde İsa tasvirini görüyoruz. İmmanuel olarak tasvir edilmiş. Mandorlası renkli olarak yapılmış ve İsa bir gökkuşağının üzerinde oturur vaziyette temsil edilmiş. Çevresinde ise yine dört İncil yazarını temsil eden dört sembol görülüyor. Ve ayrıca İsa'nın hemen altında cenneti temsil eden dört ırmağı görebiliyoruz. Sina Manastırı'nda Aziz Ekaterina absisine baktığımızda yine bir metamorfosis sahnesi karşımıza çıkıyor. Fakat Apollinari absisinden farklı olarak bu kez sembolik bir anlatım görmüyoruz. Tüm figürler insan olarak verilmiş. Yine ortada bir mandorla içinde İsa Mesih haçlı halisiyle Tanrı suretine bürünmüş olarak görünüyor. İki yanında İlyas ve Musa peygamberler. Hemen altında ise şaşkınlıkla onu izleyen havariler karşımıza çıkıyor.
Daha sonra önemli bir olay yaşanıyor bu asislerin yapılması sırasında. 431 yılında Efesos Konsili'nde eski Konstantinopolis Patriği Nestorius hakkında bir karar alınıyor. Bu kanonlarda şöyle açıklanıyor. İsa Mesih'ten 431 yıl sonra Küçük Asya'da bulunan Efesos şehrinde toplandık. Antakya'daki Germanikaya kasabasından çağrılan ve ilahi ayrılık sayesinde Konstantinopolis tahtına yükselen Nestorius'a karşı bu sefil adam enkarnasyonun gizemi hakkında yanlış fikirlere kapıldı. Tek Mesih'i iki varlık ve iki öze ayırarak onu sadece bir insan olma şekline soktuğu olarak Nestorius'u suçluyorlar. Nestorius İsa'nın insan ve tanrı doğalarını ayırarak Meryem'in Teotokos olarak adlandırmasına karşı çıkan bir din adamı. İnsan olan İsa'yı doğurduğu için Meryem'in Teotokos değil Hristotokos olduğunu savunuyor. Bu konsilde alınan kararla Meryem'in Tanrı'yı doğurduğu ve bu yüzden Teotokos olduğu, o yüzden de Hristotokos olarak adlandırılmaması gerektiği dogmalaştırılıyor. Aleksandriyalı Siril tarafından da biz bir insanın tanrılaştırılmasını vaaz etmiyoruz. Tam aksine Tanrı'nın enkarne olduğunu ortaya koyuyoruz. O özü itibariyle annesiz, dünyanın şartları gereği babasızdır diyerek İsa'nın doğası tartışmalarına bir son koymayı ümit ediyor. Biraz yine tekrar Balkanlara döndüğümüzde bugünkü Arnavutluk sınırları içinde bulunan Koreç'te Basilika Efesiana absisinde günümüze karşılaştığımız, yani daha doğrusu daha ileriki dönemlerden günümüze kadar karşılaştığımız absis mozaiklerine benzer bir mozaik karşımıza çıkıyor. Merkezde bir Teotokos, kucağında bebek İsa'yla. Etrafında ise eşlikçi melekler ve onlara sunularını getiren azizleri görüyoruz. Yine Teotokos'un üzerinde bir manusteyi kendisine doğru uzanmış bir taç uzatmakta. Yine burada da yeryüzü yeşil bir alanla belirtilirken cennet renkli olarak tasvir edilmiş. Cennetin içinden Tanrı'nın eli uzanmakta. Arka fon ise yine altın rengi olarak verilmiş. Selanik'teki önemli yapılardan birisi yine Hagios Demetrios absisinde. Yine klasik bir Teotokos sahnesi karşımıza çıkıyor. Yine bir taht üstüne oturmuş Hagia Getria Meryem çocuk İsa'yı kucağına tutmakta. Bu kez figürlerin sayısının azaldığını ve detayların ortadan kalktığını görüyoruz. Yalnızca figürler detaylı olarak işlenmiş. Yeryüzü ve gökyüzünü sembolize eden renklerle fon verilmiş. Ve melekler İsa ve Meryem'e tapınırken karşımıza çıkıyor. Kıbrıs'taki örnekler de bu açıdan önemli. Fakat maalesef bunlar çok bakımlı kiliseler olmadığı için günümüze çok fazla ulaşamıyor ve çoğunun resimlerini bulamıyoruz. Panakarya Kilisesi'nde baş meleklerin arasında duran Meryem ve çocuk İsa'nın Konstantinopolis üslubunda resmedildiğini, Meryem'in mandorla içinde verildiğini ve bu mandorlalı Meryem'in en eski örneklerden birisi olduğunu biliyoruz. Bir Agnus Dei tasvirinin burada bulunmuş olması muhtemel fakat bunu göremiyoruz. Absis mozaiğinin çevresine akantuslarla çevrili 13 madalyon bulunuyor. Bu 13 madalyonun 12'sinde havariler resmedilmiş. 13.'ünün içinde de yine muhtemelen bir Agnus Dei olduğu tahmin ediliyor. Yine Kıbrıs'tan Panaya Angeloptikos Tistos Kilisesi. Absisinde bu kez ayakta duran bir Meryem görüyoruz. Kucağında çocuk İsa'yla, yine iki yanında eşlikçi melekler. Meleklerin kanatları oldukça detaylı ve renkli bir şekilde işlenmiş. Meryem İsa'nın elinde tuttuğu rotulusu işaret etmekte. Yine floral bir bantla çevrelenmiş bu sahnede. Hemen üzerinde de Hagia Maria, yani Teotokos olarak değil de yine Azize Meryem olarak adlandırıldığını görebiliyoruz. Bu da ilginç bir nokta. Yine Kıbrıs'tan son örnek Panayia Teskiras Kilisesi. Yine maalesef görseli elimizde yok. Günümüzde de yerinde olmayan bir mozaik. Bu mozaiklere yalnız başına orans pozisyonuna Meryem'in tasvir edildiğini biliyoruz. 7. yüzyılda tarihleniyor henüz yerindeyken. Fakat kesin bir tarihlendirme de yapılamıyor. Yine bir absiste özellikle Efes Konsili sonrasında Meryem'in tek başına tasvir edilmiş olması önemli bir nokta burada. Sonuç olarak
İsa'nın ve özellikle Petrus ve Paulus'un erken dönemde apsis mozaiklerini çok sıkça resmedildiğini görebiliyoruz. Ve bunlar genellikle traditör legis, yani yasanın verilişi sahnesi olarak karşımıza çıkmakta. Veya bunların çeşitlemeleri olarak görüyoruz. Bunun sebebi bazı araştırmacılara göre pagan tapınaklarındaki kült heykellerinin pozisyonuyla ilgilidir. Bu model örnek alınarak kilisenin en kutsal yeri olan apsiste Tanrı'nın resmedilmesi uygun görülmüştür. Fakat bunun yanı sıra azizler de sıkça karşımıza çıkan figürler. Figüratif veya sembolik anlatımlarla karşılaşabiliyoruz erken dönemde. Bunlar arasında bir ayrım yapılmıyor ve Agnus Dei sıkça karşımıza çıkan yine bir sahne. Fakat zaman içerisinde mariyolojik ve kristolojik tartışmalarla ikonografinin birleşmesi ve belli bir ikonografinin oturması özellikle 431 yılında Efesos Konsili'nde Meryem Theotokos olarak kabul edilmesi bir dönüm noktası oluyor apsis mozaikleri için. İleriki dönemlerde yine kubbeli yapıların yaygınlaşmasıyla bu kez kilisenin en kutsal noktası apsis değil kubbe olarak kabul edilmeye başlanıyor ve Tanrı'nın tahtı olarak kabul edilen kubbede Pantokrator imgeleri görülmeye başlanıyor. Enkarnasyonun şahidi ve aracısı olarak kabul edilen Meryem ise insan ve Tanrı arasında bir aracı konumunda olduğuna, yeryüzü ve gökyüzü arasında bir konumda bulunan apsiste resmedilmeye başlanıyor daha ileriki dönemlerde. 9. yüzyıla geldiğimizde artık bu ikonografinin tamamen oturduğunu ve apsisin Hodegetria Meryem'e adandığını görebiliyoruz. En güzel örneklerinden birisi olarak yine Ayasofya'daki Meryem mozaiğimiz. Teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok keyifli bir geçitti Özgür. Bizi böyle birçok farklı kiliseye götürdük. Hatta ben San Clemente'de Roma'da Ozan'ın sunumunda karşılaştığımız güvercinleri haçın üzerinde gördüğümde ayrıca da bir heyecanlandım ve keyiflendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir soru olup olmadığını tekrar bir soralım. Var mı? Ben göremiyorum ama şu anda alkışları görüyorum bol bol. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki o zaman sunuma geçiyoruz. Uğurcan buyurunuz lütfen. Olimpos kazısından şimdi Sinan'ın kazısından bir sunumla devam ediyoruz. Buyurunuz. Merhaba. Öncelikle değerli hocalarımı ardından Bizantolog ailesini Olimpos kazısından ekip arkadaşlarımı ve tüm dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Herhalde görüntüde şu an bir sorun yok. Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Tamam. Sesle ilgili bir sorun olabilir. Şimdiden göstereceğiniz sabır için teşekkür ediyorum eğer öyle bir sorun olursa. Müsaadenizle başlıyorum. Lütfen. 2016 yılından bu yana kazı çalışmaları, bilimsel kazı çalışmaları süren 3.0 kilisede, Olimpos'taki 3.0 kilisedeki günümüze kadar çıkmış duvar ve kemer mozaiklerini naçizane sunmaya çalışacağım. Olimpos Antik Kenti Anadolu'nun güneybatısında antik dönemde Likya olarak adlandırılan bugünkü Teke Yarımadası'nda Antalya iline yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunmaktadır. Derin bir vadinin içine konumlanan kente ilişkin en erken yazılı veriler Likya bilik sikkelerinde görülmektedir. Antik dönem kaynakları ve ulaşılan veriler ile Olimpos'un Likya'daki 23 kent içindeki 3 ayaklığına sahip 6 kentten biri olduğu anlaşılmaktadır. Olimpos erken tarihlerde Hristiyanlık ile tanışmış olup 5. 6. yüzyıllar arasında oldukça refah içindedir. 6. yüzyıldan itibaren ise doğal afetler ve salgın hastalıklar kentte nüfus kaybına yol açmıştır. Ayrıca 7. yüzyıldaki Arap akınları nedeniyle kent bu dönemden itibaren terk edilmiş gibidir. Olimpos Antik Kenti'ndeki 9 kiliseden biri olan 3.0 kilise 3 nefli bazilikal planlıdır. Kuzeydoğusunda bir köşe oda, güneydoğusunda ise ekler yer almaktadır. Narteksli bir kilisedir ve kuzey cephesinin batı kısmında kiliseden önceki yapı evresine ait bir eksedra yer almaktadır. Görsel 4'te de izlendiği üzere kırmızı ile taralı alanlarda gerçekleştirilen bilimsel kazı çalışmalarının sonucunda kuzey nefte, güney nefte ve kuzeydoğu köşe odasında opus tessellatum teknikte insutu mozaik zemin döşemeleri tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarında pek çok alanda ait oldukları yerlerden kopmuş geometrik motifli, bitkisel motifli, figürlü ve Grekçe harfli duvar ve kemer mozaiği parçalarına rastlanmıştır. Bunlar arasından en ilgi çekici parçalar figürlü olanlardır. Figürlere ait yüzler ve eller tespit edilmiştir.
Yüz parçalarından biri Güneynet'te G7 plak arasında, diğeri ise Eksedra'da V6 plak arasında ortaya çıkarılmıştır. Güneynet'te ortaya çıkarılan yüz parçası bir figürün sağ gözü ve çevresine aittir. Mevcut gözün yan tarafa doğru bakması, figürün gözleğiyle yanındaki başka bir figürü veya objeyi işaret ettiğini düşündürmektedir. İlgili parçanın gözünde ve kaşında siyah çam tisralar, teninde ise beyaz, pembe ve kontrast yaratması için, özür dilerim, beyaz, pembe ve kontrast yaratması için yer yer sarı ve turuncu tisralar kullanılmıştır. Ayrıca tisraların yerleştirildiği harç yüzeyinde ten rengine yakın pembelikte boya görülmektedir. Eksedra'da ortaya çıkarılan yüz parçasında figüre ait yüzün sağ yarısı mevcuttur. Başta ve tende diğer yüz parçasındakine benzer renkler ve malzemeler kullanılmış olup, tesaraların yerleştirildiği harç yüzeyinde de yine ten rengine yakın pembelikte boya görülmektedir. Figürlere ait el parçaları ise BEMA'da G11 plankaresinde ve Apsis'te E11 plankaresinde ortaya çıkarılmıştır. İki parçanın farklı duruşlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. BEMA'da ortaya çıkarılan mozaik parçada, elin arka planındaki birbirini kesen tesara dizilerinin bir kıyafetin drapelerini andırması, elin göğüs hizasında konumlanarak yanındaki başka bir kişiyi veya objeyi işaret ettiğini düşündürmektedir. Olasılıkla aynı figüre ait olmasalar da, Güneynef'te bulunan ve gözüyle yan tarafa doğru bakan yüz parçası ile bu düşünce desteklenmektedir. Buna göre bir veya birden fazla figür hem gözleriyle hem de elleriyle yanlarındaki başka bir figüre veya objeye işaret eder şekilde tasvir edilmiş olabilir. Eldeki ten rengi beyaz ve pembe tesralarla oluşturulmuş olup, elin alt kısmının konturunda sarı tesralar, parmakların konturunda kırmızı cam tesralar kullanılmıştır. Kıyafette siyah, sarı, yeşil ve kırmızı cam tesraları ile kahverengimsi sarı tesralar kullanılmıştır. Tesraların yerleştirildiği haç yüzeyinde ise ten rengine yakın pembelikte boya görülmektedir. Apsiste ortaya çıkarılan diğer elin duruşuna bakıldığında, oras pozundaki bir figürün sağ eline ait olabileceği düşünülebilir. Eldeki ten renginde kahverengimsi sarı tesralar, parmakların konturlarında ise siyah cam tesralar kullanılmıştır. Kesin olarak figürlere ait olduğu tespit edilen parçaların yanı sıra figürlere ve kıyafetlerine ait olduğu düşünülen parçalar da söz konusudur. Bunlardan BEMA'da F10 plankaresinde ele geçen iki duvar mozaik parçasında birer el işlenmiş gibi gözükmektedir. Bu varsayımla ilgili parçaların parmakları beyaz ve pembe tesralarla oluşturulmuş olup, parmakların konturunda ise siyah ve kırmızı cam tesralar kullanılmıştır. Kıyafet olduğu düşünülen parçalar ise tek renk veya çok renkli olarak işlenmiştir. Bazı parçalarda cam tesralar kullanılmış olup, drapı benzeri tesra dizimleri de görülmektedir. İlgili parçalar Güneynef'te G7 plankaresinde ve Eksedra'da B5, B6, C5, C6 plankarelerinde ele geçmiştir. Üçlü'nün kilisede ortaya çıkarılan figürlerin yüzlerindeki kontrast sağlamak için yer yer sarı, turuncu ve yeşil cam tesralar kullanılmıştır. Bu üslubun daha iyi korunmuş durumdaki örneklerini Ravenna'daki Ortodokslar Vaftizhanesi'nin ve Selanik'teki Hagios Georgios Kilisesi'nin erken Bizans dönemi mozaiklerinde görmek mümkündür. Söz konusu üsluba ait başka örnekleri görmek için ise Kıbrıs'taki 6. yüzyılda tarihlendirilen Panagia Kanakarya Kilisesi'ne ve Sina Dağı'ndaki Hagia Ekaterini Manastır Kilisesi'nin 6. yüzyılın ortalarında tarihlendirilen Apsis mozaiğine bakılabilir. Üsluba kilisenin duvar mozaiklerindeki yüz parçaları birbirleriyle ölçek olarak karşılaştırıldığında, ait oldukları figürlerin birbirleriyle aynı boyutta tasvir edildikleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ortaya çıkarılan el parçalarından sadece BEMA'daki ilgili figürlerle aynı ölçekte olup, Apsis'teki ise daha küçük ölçeklidir. Dolayısıyla ele geçen figürlerin iki farklı ölçekte tasvir edilmiş olmaları ihtimal dahilindedir. Bu varsayımla büyük figürlerin kutsal kişi veya melek, küçük figürlerin ise din görevlisi veya bahane olduğu düşünülebilir. Buna benzer bir mozaik programı hakkında figür edinebilmek için Selanik'teki Agios Demetrios Kilisesi'nin 5. 7. yüzyıllar arasında tarihlendirilen duvar mozaiklerine bakılabilir. Bununla birlikte Üçnoğlu Kilisesi'nin duvar mozaik programındaki figürlerin tam boyu mu, yoksa Imago Clipeta tarzında bir madalyon içinde mi tasvir edilmiş oldukları kesin değildir. Ancak buluntular ve veriler ışığında duvar mozaiği bezenebilecek alanlar ile figürlerin ölçeği de dikkate alındığında madalyon içinde tasvir edilmiş olmaları olasıdır. Duvar mozaiklerinde Grekçe harfler işlenmiş parçaları da rastlanmıştır. Eksik kısımlar nedeniyle ne yazdığı okunamamaktadır. Ancak duvar mozaiklerindeki figürlerden yola çıkılarak harfli parçalarda figürlerin isimleri, ünvanları ya da bahane yazıtları işlenmiş olabileceği düşünülmektedir. Mevcut buluntulardan ilgili parçaların harflerinde beyaz tesralar, arka planlarında ise mavi tesralar ya da kırmızı ve siyah çam tesralar kullanıldığı tespit edilmiştir. Mavi tesralardan arka plana sahip parçalar Eksedra'da C5 plankaresinde ortaya çıkarılmıştır. Grek alfabesinden alfa, gamma,
epsilon, eta, kappa, nu harfleri işlenmiş olup harflerin tek dizi siyah cam tesralarla çevrelendiği ve tesraların yerleştirildiği harf yüzeyinde mavi boya kullanıldığı görülmektedir. Kırmızı ve siyah cam tesralardan arka plana sahip parçalar ise BEMEDA F10 plan karesinde, Güney Nef'te G9 plan karesinde, Eksedra'da B5, C5 ve B7-C7 plan karelerinde ortaya çıkarılmıştır. Grek alfabesinden ise alfa, kappa, omikron, eta, chi harfleri işlenmiş olup tesraların yerleştirildiği harf yüzeyinde de kırmızı boya görülmektedir. Eksik kısımlar olduğu için içeriği anlaşılamayan üç nolu kilisenin harfli duvar mozaiği parçalarının Olimpos Antik Kenti'ndeki Peristilium'un 6. yüzyıl başlarına, Kıbrıs'taki Soli Bazilikası ile Aziz Trias Bazilikası'nın 4. 6. yüzyıllar arasına ve Yamun'daki Psikopos Leontios Kilisesi'nin 6. yüzyıla tarihlendirilen zemin mozaiklerindeki yazıtlarla ve harflerle karşılaştırıldığında, erken Bizans dönemindeki Grek Unisyal yazı karakterine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bazı zeminin rengi üzerine işlenen beyaz renkli harflerin benzer bir örneğini Agios Demetrios Kilisesi'nin duvar mozaiğinde aynı yazı karakterine sahip bir ban yazısında görmek de mümkündür. Kemer mozaiği parçalarına bakıldığında ilk olarak geometrik şeritler göze çarpmaktadır. Bununla birlikte bitkisel motife benzeyen tasarımlar da görülmektedir. Güney Nef'te G6, G7 plan karelerinde ve Kuzey Nef'te C6 plan karesinde ortaya çıkarılan parçalardaki geometrik şeritler tek dizi beyaz tesralardan konturlara sahip olup kırmızı, sarı ve mavi tesralarla oluşturulmuştur. Şeritlerin dik açılı dönüşler yapması meander motifini hatırlatmaktadır. Bu durum ilgili mozaik parçalarının meander motifinin daha uygun işlenebileceği kemer karınlarından koptuğunu düşündürmektedir. Şeritlerin iç açılarında olasılıkla üç boyut izlenimi yaratması için yapılmış, dik üçgen biçiminde dizilmiş siyah cam tesralar yer almaktadır. Tesraların dizildiği harç yüzeylerinde ise tesralarla benzer renklerde boya görülmektedir. Bilimsel kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan duvar mozaiği parçalarında nadir de olsa bitkisel motiflere rastlanmaktadır. İlgili mozaik buluntular Eksedra'da C5 plan karesinde ve Güney Nef'te ortaya çıkarılmıştır. Eksedra'da bulunan parçada bir bitki gövdesinden uzanan 4 dal görülmektedir. Yandaki dallar volüt biçiminde olup ortadaki dallar hafif kıvrımlarla yukarı doğru uzanmaktadır. Tek dizi beyaz ve mavi tesaralarıyla oluşturulmuş dalların arka planında siyah ve kırmızı cam tesaralar kullanılmıştır. Tesraların yerleştirildiği harç yüzeyinde kırmızı boya görülmektedir. Güney Nef'te bulunan bir diğer bitkisel motif parçada ise siyah cam tesralardan oluşturulmuş arka plan üzerine ucunda yeşil bir yaprak olan beyaz bir kıvrım dal işlenmiştir. Bilimsel kazı çalışmaları sırasında ele geçen kemer mozaiklerinde meander benzeri dik açılı dönüşler yapan geometrik şeritler ve şeritlerin aralarında dik üçgenler görülmektedir. Bu tasarım hakkında fikir sahibi olmak için Ravenna'daki 5. yüzyıla tarihlendirilen Galla Placidia mozoleumunun güney tonuzunun kemer mozaiğine bakılabilir. Nihayetinde duvar ve kemer mozaik parçaları tarihlendirme ve üslup karşılaştırması için önemli veriler sunmaktadır. Bununla birlikte ilgili parçalar üç nolu kilisenin duvar ve kemer mozaik programını bütünüyle restüte etmek için yetersiz olsa da önemli tasarım ipuçları sunmaktadır. Bununla buluntu yerleri dikkate alındığında nef kemerlerinin ve kemerler üzerinde yükselen duvarların naso bakan yüzeylerinin mozaiklerle bezenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Tespit edilen bitkisel ve geometrik motifler ile Grekçe harfler ve figürler genel hatlarıyla ele alındığında ise dönem örneklerinde benzer bir mozaik programının uygulanmış olabileceği düşünülmektedir. Buna en uygun tasarım duvar mozaiklerinde Imago, Glypiata tarzında nef boyunca sıralanmış figürler, figürlerin yanlarında isimleri ve ünvanları, arka planda ise kıvrım dallarla bitkisel motifler, kemer mozaiklerinde ise üç boyutlu meander motifi ve bitkisel motifler şeklinde olmalıdır. Kilisenin inşasının 5. yüzyılın sonu 6. yüzyılın başı arasında gerçekleştiği ve 7. yüzyıla kadar kullanıldıktan sonra terk edildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte duvar ve kemer mozaiklerinin zemin mozaiklerini yapan atölye tarafından mı yapılmış oldukları anlaşılamasa da en geç 6. yüzyılın ortalarında tamamlanmış olmaları uygun görülmektedir. Gerek bu çalışmanın konusu olan eserlerin, gerekse yine erken Bizans döneminde tarihlendirilen figürlü duvar resmi kalıntılarının üzerleri kapatılmadan Kanıklas dönemi atlatarak günümüze ulaşmış olmaları da Olimpos'un 8. yüzyıldan önce hali hazırda terk edilmiş bir yerleşim olduğuna dair düşünceleri güçlendirmektedir. Sözlerimi de bitirmeden önce konuşmacı olmayı da fırsat bilerek bir kez de ben sevgili Sinan abi almak isterim. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım, çalışma arkadaşım ve Olimpos'ta da bana çok yön göstermiş, yol göstermiş, çok şey katmış bir ağabeyimdi. Kendisini buradan özlemle ve saygıyla, rahmetle anlıyorum. Herkesin de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutluyorum. Susuz kaldım.
Çok teşekkür ediyoruz Özgür. Ağzınıza sağlık. Hakikaten bir bulmaca çözer gibi ince ince benim yüksek lisans tezim Kalenderhane Camii'ndeki Aziz Francis stüdyosuydu. Orada da benzer bir şey yapmıştı Doğan Kuban ve Lee Stryker ekibi. Hakikaten böyle bir bulmaca çözer gibi ufacık ufacık parçaları bir araya getirerek çok önemli buluntuları ortaya çıkarmışlardı. Sizin de yaptığınız çalışmanın aynı şekilde olduğunu görüyorum ve çok da keyifli bir sunumdu. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Soruları sona almaya karar verdik ve ara vermeden devam ediyoruz. O çerçevede Gizem Öncelen'i davet ediyoruz. Bizi tekrar Kapadokya'ya götürecek. Ninay hocamızın ardından tekrar Kapadokya'ya gideceğiz Gizem'le beraber ve Kudüs'e giriş sahnesine odaklanacağız. Buyurunuz Gizem. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Öncelikle bu organizasyonu düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çaba sarf eden, emek gösteren herkese. Tez çalışmasıydı bu konu. O yüzden tez çalışmamızın içinden bir parçayı seçtik. Şöyle ki, geçen sene Ekim ayında Kapadokya bölgesi Bizans kiliseleri duvar resminde İsa'nın pasyonu, yani çektikleri sahnelerinin ikonografisi üzerine bir tez hazırladık. Doktora tezi Yelda Hocam'ın danışmanlığında. Ona da buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İsa'nın pasyonunun başlangıcı Kudüs'e giriştir. Yani aslında İsa'nın sonunun başlangıcı. O yüzden de çok önemsediğim sahneler bu sahneler ve Kapadokya'da da oldukça yoğun bir şekilde işlenmiş. Şöyle ki, öncelikle Kapadokya bölgesinde nerelerde var dersek, bu sahnenin yayılım alanı 4 ilde de karşımıza çıkıyor. Niğde'de tek bir yapıda, Konstantin Helena Kilisesi'nde, ancak onun dışında Nevşehir yoğunluklu olmak üzere Aksaray ve Kayseri illeri sınırlarındaki pek çok yapıda, yani aslında toplamda 23 yapıda bu sahne korunmuş bir şekilde veya bir kısmı korunmuş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yayınlardan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Ancak daha fazlasının korunamadığını da biliyoruz. Yani tanımlaması güç unsurlar kaldığı için onları çalışma dahilinde getirmedim. Tanımlanabilen unsurları getirdim. İkonografisine baktığımız zaman aslında teolojideki detayların çok büyük oranda resme aktarıldığını görüyoruz. İsa bir sıpa üzerinde havarileriyle beraber Kudüs kentine giriyor. Ve İsa Kudüs kentine girerken kentin önünde ellerinde tuttukları ağaç dallarıyla İsa'yı karşılayan coşkulu bir kalabalık var. Bu sırada ağaç dallarına çıkan, İsa'nın yoluna ağaçtan dallar seren veya İsa'nın bineğinin hemen önüne kıyafetlerini seren figürler teolojide bahsediliyor. Aslında teolojide Kudüs'e giriş için çok uzun metinler dizilmemiş. Ancak yazan her şeyin eksiksiz bir şekilde ikonografiye yansıdığını ve duvar resmine yansıdığını görüyoruz. Örneklere baktığımız zaman aslında Kapadokya geneli için bu örneklerin birbirini tekrar eden bir kompozisyon içinde ele alındığı, unsurların yönelim dahil olmak üzere işte figür sayıları, yönelimler, unsurlar bir arada bir bütünlük sergilediğini görüyoruz. Ancak belli başlı değişimler var, yok diyemeyiz. Onu da şöyle örnekleri göstererek hemen farklılıklara geçelim. Örneğin Pyrenees'teki kilisesinde bir kent tasvirini görmüyoruz. Ancak bu bir Kudüs'e giriş sahnesi. Ve Kudüs'e giriş sahnesinde yüzeyde sadece kent tasviri yok, diğer unsurlar var. Güzelos Haç Kilisesi'ne geldiğimiz zaman aslında Kapadokya bölgesi içindeki Kudüs'e giriş sahnelerinin en farklı yapıldığı yapı olarak adlandırabiliriz. Çünkü burada gerçi kapı açıldığı için altındaki devamını bilmiyoruz sahnenin, ama sıpanın ayaklarının üzerine kıyafet seren çocuklardan bilgimiz yok. Ağaç tasviri bulunmuyor ve kent tasviri yok. Ancak altı figür ellerinde tuttukları ağaç dallarını İsa'ya doğru uzatırken tasvir edilmiş. Bu unik bir örnek, benzeri yok Kapadokya için. Tatların İkinoğlu Kilise'de, bu arada Nile Hocam'a da sunum için teşekkür ediyorum. Benim için çok öğretici oldu. Bu yapıda yönelim farklı, çünkü biz normalde İsa'yı sahnenin solunda, kenti ise sahnenin sağında görüyorduk. Ancak bu yapıda İsa sahnenin sağında, merkeze yakın konumlandırılmış. Kent tasviri ise sahnenin solunda yer almış. Bu nedenle yönelimde bir farklılık var. Konstantin ve Helena Kilisesi'ne geldiğimizde ise İsa'yı karşılayan kalabalığın genellikle işte yetişkin gruplardan oluştuğunu ve önlerinde bazı çocukların da olabildiğini görmekteydik. Ancak bu yapıda ilk kez İsa'yı bir kucağında bebekle bir kadının karşıladığını görüyoruz. O nedenle de unik bir örnek. İsa'nın Kudüs'e giriş sahnelerinin doğu örneklerinin tamamında, yani
İsa sıpa üzerine yan şekilde oturduğunu görmekteyiz. Bacakları iki cepheden de görünecek şekilde tasvir edilmiştir ki Kapadokya bölgesinin tamamında da bu şekilde. Ancak batıdaki örneklere baktığımız zaman aslında İsa'nın bacağının eğerin iki yanında olacak şekilde tasvir edildiğini de görüyoruz. Kudüs'e giriş sahnesinin bilinen en erken örneği olan genç İsa'nın iki bacağının da eğerin iki yanında olacak şekilde tasvir edildiğini görmekteyiz. Kapadokya özelinde konuşacak olursak aslında İsa'nın bacaklarının cepheden gözükmesi sıpanın tahtla ilişkiyi kurmasıyla ilişkili. Burada aslında İsa tahtta oturur gibi oturmaktadır ve karanlık kilise örneğinden deyesiz sahnesine bakacak olursak el işareti işte takdis yaparken tasvir edilmesi ve bir elinde rulo, parşömen veya incil tutması gibi ortak özellikleri de var. Yani burada aslında sıpa göksel bir tahtın karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Kudüs'e giriş sahnelerinin aslında Adventus seremonileriyle bazı ilişkilendiren araştırmacılar var. Adventus'un Latince'de anlamı geliş, gelmek, varış anlamına geliyor ve krallara özgü bir davranıştır. Krallar kente seferlerden gibi bazı işte dönüşler yaşadıkları zaman at üzerinde halk tarafından karşılanırlar ve İsa da aslında İsa'nın gelişi de sadece at üzerinde değil bir sıpa üzerinde ve halk tarafından coşkuyla karşılanıyor. Bu nedenle de Adventus seremonileriyle İsa'nın Kudüs'e girişi arasında bazı paralellikler kurulmakta. İsa'nın arkasında genellikle bir veya iki havari tasviri var. Bu havarilere baktığımız zaman yazıtlı örneklerden yola çıkarsak eğer en yoğun tasvir edilen havarinin Thomas olduğunu, onun ardından Petrus olduğunu söyleyebiliriz. Filipus üç yapıda var. Yakup ve Andreas ise tek yapıda karşımıza çıkıyor. Örneklere baktığımız zaman iki havarinin temsil edildiği örneklere baktığımız zaman genellikle bir genç ve bir yaşlı havarinin tasvir edildiğini görüyoruz. Bu konuda tek bir istisna var. O da Tokalı Kilise. Tokalı Eski Kilise'de iki genç havarinin tasvir edildiğini görmekteyiz. Yaşlı havarinin de tasvir edildiği örneklerde ise bu havarinin Petrus olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada İsa Kudüs'e iki havariyle girmedi, 12 havariyle girdi. Ancak Kapadokya için Kapadokya resim sanatına en fazla iki havariyle yansıyor. Bizans'ın tüm coğrafyalarında aynı mı? Hayır, değil. Daha kalabalık kompozisyonları görüyoruz. Ancak daha kalabalık kompozisyonları görmemiz daha geç dönemleri buluyor. Karşılaştığımız önemli örneklerden biri Çavuş'un Nikaforos Fokas Kilisesi'nde 10. yüzyıla ait bir yapıda. Burada İsa'nın bineğinin önüne kıyafet sermek üzere bir figürün başının üzerinden kıyafetini çekiştirmesidir. Bunun öncesine dair bir bilgi bulamadık aslında araştırdığımız zaman en erken örneğinin bu olduğunu görüyoruz. Ve İsa'nın önüne kıyafet seren çocukların aslında öncesiyle beraber öncesi sonrası aynı sahnede bulunduğunu görmekteyiz. Benzer bir örnek Palermo Palatina Şapeli'nde var. Çavuşundan 200 yıl sonra bu yapıda bir çocuk kıyafetini çıkarırken tasvir edilmiştir. Bu arada İsa'nın önüne kıyafet seren çocuklarla ilgili de İsa'nın bineğinin hemen önünde çocuklar genellikle kızıl renklerde olmak üzere giysiler sererler. Bunu biraz şöyle bir açıklaması var. Aslında M.Ö. 5. yüzyılda yazılmış olan Agamemnon tragediyasında kralların kıyafet, daha doğrusu kıyafet yerine yaygı diyelim, yaygıların üzerinde yürümesinin doğru olmadığı, bu davranışın tanrılara özgü bir davranış olduğu ileri sürülmüştür. İsa'nın önüne serilen kıyafetler de aslında onun tanrısallığına vurgu yapmak üzere burada yer alıyor. İsa'nın bineğinin de başı genellikle aslında bu kıyafetlere doğru eğik tasvir edilmiş. Başının dik tasvir edildiği örnekler de var ama eğilerek bu davranışın tanrılara özgü olan bu davranışı vurgulamak istediğini söyleyebiliriz sanatçıların. Burada açıklığa kavuşturmak istediğim bir konu var. Aslında çoğunlukla geçerken böyle Zakkay ağacın üzerindeydi şeklinde söylenebiliyor. Ancak aslında bu doğru değil. İbrani çocukları ağacın üzerine tırmanmış ve İsa'nın gelişini seyretmekte. Ancak burada bu çocuklara yüklenen bir misyon da var. Öncelikle Zakkay olarak adlandırılmasını açığa kavuşturmak istiyorum. İsa Kudüs'e gelmeden önce Eriha kentine giriyor ve burada bir vergi memuru
boyu kısa olduğu için İsa'yı görmek istiyor ve bir ağaca çıkmayı çözüm olarak buluyor. Daha sonra İsa Kudüs'e giriyor ve Kudüs'e girdiğinde yine bir ağaç ve ağacın üzerinde figürler var. Ancak bu figürler Eriha kentindeki Zakkay'dan çok daha farklı misyon yüklenmiş figürler. Ellerinde baltalar taşıyorlar, ağaçlardan yapraklar, dallar kesiyorlar. Kalenin önünde İsa'yı bekleyen figürlere bu dalları ulaştırıyorlar ve İsa'nın gelirken yoluna yaprakları atıyorlar. Böyle Elmalı Kilise'de, Karanlık Kilise'de ve Çarıklı Kilise'de yaprak ağaç dallarının havada aşağı süzülürken görmekteyiz. Burada ikinci bir figür daha var. İkinci figür ise ağacın gövdesine sarılmakta. Onlarda da balta tas biri verilmiş. Yani belinde bir balta taşırken yukarı çıktığı zaman o da aynı eylemi yerine getirecek. Burada ten renkleri bu arada figürlerin farklı. Özellikle Ala Kilise'de oldukça siyahi bir oldukça siyah koyu tenli bir figürün ağaca tırmandığını görüyoruz. Bu nedenle de Ala Kilise diğer örneklerden ayrılıyor üslup bakımından. İsa'yı karşılayanlar ellerinde ağaç dallarıyla onun gelişini izlemekteler. Kudüs kenti bir kale formunda tasvir edilmiş, dendanlarla sonlanan ve kalenin hemen önünde, giriş kapısının önünde İsa'yı karşılayan figürler yer alıyor. Ancak kalenin hemen yan tarafında açılan bir pencere olduğunu ve bu pencereden İsa'nın gelişini seyreden başka figürlere yer verildiğini de görmekteyiz. Yükseklik Kilise bu konuda önemli örneklerden biri. Elnazar Kilise'ye bakacak olursak eğer günümüzde çok fazla korunamamış, o nedenle Cerfanyo'nun görselini kullandım. Burada iki kademeli İsa'yı izleyen dört figürün yan cephede yer aldığını görmekteyiz. Karşılaştırma örneklerine baktığımız zaman Junius Bassus Lahti en az figürle temsil edilen Kudüs'e giriş sahnesi ve o sahnede ardından Rossano İncil'i daha kalabalık, ancak tabii yapıldığı yüzey buna elverişli el yazması olduğundan dolayı. İlerleyen yüzyıllarda Orta Bizans döneminde genellikle Kapadokya örnekleriyle benzer olarak İsa'yla beraber gelen havariler ve İsa'yı karşılayanlar ve sıpanın önüne kıyafet serenler benzer nicelikte. Ancak ilerleyen yüzyıllarda, yani özellikle son Bizans döneminde artık kompozisyonun gittikçe kalabalıklaştığı ve İsa ile gelenler ve İsa'yı karşılayanların çok daha yoğun bir kompozisyon içerdiğini söyleyebiliriz. Karşılaştırma örnekleriyle bir değerlendirme yaptığımız zaman en önemli unsurun arka plan olduğunu görüyoruz. Çünkü Kapadokya kiliselerinde arka plana vurguyu görmedik. Yalnızca Yükseklik Kilise'de İsa'nın hemen arkasında bir tepe tasviri olduğu ve bu tepenin Kudüs kentine kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Yani İsa'nın arkasında bir tepe olduğuna dair vurgu var. Naturalist unsurlar var. Ancak Hasios Lukas Kilisesi örneğine de benzerini görmekteyiz. Ancak diğer yapılarda, yani 22 yapıda arka plana dair hiçbir fikir vermediğini söyleyebiliriz. Sahnelerin konumlandırmalarına baktığımız zaman aslında İsa'nın pasyonunun başlangıcı dedik Kudüs'e giriş için. Öyküleyici üsluba sahip olan yapılarda Kudüs'e girişin devamında son akşam yemeği sahnelerini görüyoruz. Ancak özellikle kare içinde haç planlı yapılarda aynı haç kolu üzerinde başlangıcın veya sonun, bunun yanı sıra başlangıcın ve nedenin, yani İsa'yı çarmıha götüren neden olan Yahuda'nın öpücüğü sahnesinin bir arada olduğunu görüyoruz. Kudüs'e giriş sahnesi ile çarmıhta İsa sahnesi, İsa'nın gömülmesi sahnesi ve Yahuda'nın ihaneti sahnesi birbiriyle ilişkili olacak şekilde, birbirlerine cephe verecek şekilde tasvir edilmişlerdir. Süreyi aşmamak için konuşmamı kısa tuttum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu hakikaten hızlı ama çok da keyifli sunum için. Birçok şimdiye kadar farkında olmadığım, ayırdığına varmadığım detayı görmüş oldum. Benim için de hakikaten çok öğretici oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Kapadokya'dan Makedonya'ya geçiyoruz. Ve Komneos dönemi resim sanatının bir örneği olarak Kurbinova Aziz Georgios Kilisesi ile ilgili olan sunum için Zeliha'yı davet ediyoruz. Buyurunuz Zeliha. Merhabalar. Ekranımda bir sorun yok herhalde hocam. Gayet iyi görüyoruz. Yalnız bir tek şey, tam ekran haline getirseniz süper olur. Evet, şu anda gayet iyi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, ben de Sinan'ı özlem ve saygıyla alıyorum. Böyle bir etkinliği düzenleyen Bizantolog ekibine de teşekkür ediyorum.
Benim sunuşumun başlığı aynı zamanda doktora çalışmam olan Makedonya'da Komnenos dönemi resim sanatı Kurbinova Aziz Georgios Kilisesi. Bu çalışma Yelda hocamın danışmanlığında tamamlandı. Kilise Komnenos döneminde yapılmış bir eser. Komnenos Hanedanlığı 1081 ve 1204 yılları arasında iktidarda kalmıştır. Bu yıllar ikonografik değişiklikler ve üslup açısından yeni bir sanat tarzının görüldüğü bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 12. yüzyılın ikinci yarısında Makedonya'da bulunan bazı kiliselerin resim programları Komnenos dönemi sanat eserlerinin en güzel örnekleri olarak bilinmekte. Bu eserlerden biri Kurbinova Aziz Georgios Kilisesi'dir. Çalışmamda Aziz Georgios Kilisesi'nin resim programını üslup, ikonografik özellikleriyle birlikte değerlendirdim. Komnenos dönemi Bizans İmparatorluğu'nun farklı bölgelerindeki değişik kültürel ortamlarda oluşturulan eserlerin benzerlik ve farklılıklarını ele alarak özellikle dini tartışmaların resim programına olan etkilerini inceledim. Literatürde kilisenin resim programıyla çalışmalar var fakat bölgenin kilisenin bölgesel unsurları inşa edildiği yer bu dönemde gerçekleşen dini tartışmalar ve heretik akımlar resim programını nasıl etkiledi sorusunun yanıtında ciddi eksiklikler tespit ettim. Ben de bu yönde araştırmamı geliştirdim. Bölgeyle ilgili bazı önemli olaylardan bahsetmek istiyorum kısaca. Hristiyanlık tarihi açısından en önemli olaylardan biri Aziz Paulus'un 49 yılının sonlarına doğru bölgeyi ziyaret etmesidir. Makedonya'daki Hristiyan kilisesinin kurulmasında Aziz Paulus'un büyük katkısı olduğu söylenebilir. Makedonya'daki ilk başpiskoposluk merkezi Justiniana Prima adıyla 535 yılında İmparator 1. Justinian tarafından kuruluyor. Ve Makedonya'daki bazı bölgeler buraya bağlanmış. Daha sonra Justiniano Prima ve ona bağlanan bu kiliselerinde, merkezlerinde Ohrid Başpiskoposluğuna bağlandığını biliyoruz. Ve daha sonra Ohrid Başpiskoposluğu buranın merkezi olmuş. Bölgede çok fazla farklı kültüre sahip halkların etkileşimde bulunduğunu biliyoruz. Bulgar Devleti Bizans ile ilişkileri ve kilisenin hakim olduğu alanı etkilemesi açısından oldukça önemli. Bulgar Devleti 681'de kurulduktan sonra 200 yıl varlığını sürdürmüş ve Balkan Yarımadası'ndaki en önemli politik ve kültürel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bulgarlar ve Slavlar kendi kimlik ve kültürlerini oluşturmaya çalışmışlardır. Bulgar Kilisesi'nin oluşturulmasında ve Bulgar Edebiyatı'nın kurulmasında en önemli rol sahipleri Selanik doğumlu teologlar Kiril ve Metodius kardeşler. Kiril, Patriklik tarafından yurt dışı görevlere gönderilen önemli bir din adamı. Kiril, Slav dilindeki farklı sesleri temsil eden glagolitik alfabeyi oluşturmuştur. Amacı Hristiyanlığı bölgede yaymak olmasına rağmen Bulgar İmparatorluğu'nun Bizans'tan bağımsız kendi kültür ve dini kimliğini oluşturmasına istemeden neden olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir olasılıkla bu nedenden dolayı 10. yüzyıldan sonra bu iki kardeşin resimlerine bölgedeki kiliselerde pek rastlamıyoruz. Araştırmama konu olan Aziz Georgios Kilisesi Makedonya'nın Makedonya'nın güneybatısındaki Prespa Gölü'nü görüyorsunuz. Hemen yanında Ohri Gölü yer almakta. Skopje, Üsküp başkenti. Kilisede Prespa Gölü'nün yakınlarında yer alan Kurbinova kenti yerleşimine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Üsküp ve Prespa arasında yaklaşık 200 kilometre, Ohri ile arasında da 70 kilometrelik bir mesafe var.
Kilise teknefli, yarım daire biçimli bir apsisten oluşan kırma çatılı taş malzemeyle yapılmış oldukça sade bir yapı. Kilise ile ilgili elimizde olan tek somut bilgi resim programına başlama tarihini gösteren yazıttır. Bu yazıtta biz kiliseyi 25 Nisan 1191'de resimlemeye başladık ifadesi yer almaktadır. Yazıt 1958 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında altarın arka kısmında bulunmuştur. Bu bilgi aynı zamanda kilise binasının daha önce yapılabileceğini de gösteriyor. Yazıtın bulunmasına kadar uzun yıllar boyunca resim programının hangi yüzyıllara ait olduğu konusu tartışılmış. Yazıtın bulunması bu tartışmalara son vermiş fakat kiliseyi kimin yaptırdığı ve resimleri hangi resim atölyesine mensup sanatçıların gerçekleştirdiği konularına açıklık getirememiştir. Kilisenin yapıldığı tarihte Bizans İmparatorluğu için 2. İsakios Angelos Komnenos'un yönetimi altında. Kiliseye asker aziz olan Aziz Georgios isminin verilmesi konusunda imparatorun veya imparatorluk yönetiminden birilerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Kilisenin iç kısmı da cephelerde olduğu gibi oldukça sade bir düzenlemeye sahiptir. Bu alanda en dikkat çekici mimari plastik öğe üzerinde yazıtın yer aldığı altardır. Ayrıca apsis bölümünde Bizans sanatındaki ilk melismos tasvirinin bulunduğu yerde fiziksel olarak oluşturulmuş bir taht görülmektedir. Bu sonuçta yapının içerisinde yer alan resimleri süreyi de göz önüne alırsak seçtiğim bazı örnekler üzerinden tanıtmak istiyorum. Bu örnekler önemli teolojik mesajların resim yoluyla verildiği örnekler. Çalışmaya başlamadan önce kilisedeki resimlerin bir kısmını yayınlardan ve çeşitli internet kaynaklarından görebiliyordum ama bölgeyi incelemek oldukça farklı. Kilisenin çevresindeki diğer yapıları da gözlemledikten sonra kilisenin neden böyle bir yere yapıldığını sorgulamaya başladım. Çünkü yapı yerleşim yerlerine oldukça uzak bir konumda, düzgün bir yolu da yok. Yapıldığı dönemde de çevresinde bir yerleşim olabileceğine dair kanıtlara rastlamadım. Yazılı kaynaklarda da böyle bir bilgi yok. Bazı çalışmalarda buranın bir manastır olarak, manastırın parçası olarak tasarlandığı ama bitirilemediği şeklinde ifadeler var. Oldukça etkileyici bir resim programına sahip kilisenin neden böyle bir yerde konumlandığı ve oldukça sade bir yapı içerisinde yer aldığı bazı soruları da beraberinde getirdi. Kilisenin resim programını kısaca tanıtacak olursam tek figürler, konulu sahneler, eski ahit peygamberleri ve cephe olarak dört bölüme ayırarak inceledim. En önemli sahnelerden bir tanesi Bizans sanatında bilinen ilk örnek olan Melismos sahnesi. Melismos sahnesi doğu duvarında apsiste kilise babalarının arasında bulunmaktadır. Melismos kelimesi Ökariste ekmeğini bölme, kesme anlamına gelmekte. Sahnede Tanrı'nın kuzusu figürü ana apsis duvarında resmedilmiş altar üzerinde uzanmış olarak tasvir ediliyor ve İsa'nın tüm insanlık için kendisini feda etmesi kavramı vurgulanıyor. Daha ayrıntılı olarak bakacak olursak sahneye, burada İsa ölüdür, gençtir. Ve vücudunun üst kısmı çıplak olarak tasvir edilmiş. Melismos gösterimiyle vurgulanan kavramın Ökaristi olduğu açıktır. Kilisenin tasvirinin yapıldığı yıllara yakın dönemde inşa edildiği bilinen diğer kiliselerde olmayan bu sahneye ilk olarak bu yapıda yer verilmesi sahnenin özel bir durum nedeniyle burada yapılabilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bizans İmparatorluğu'nun Makedonya ve çevresinde yer alan imparatorluklarla ve özellikle Bulgar İmparatorluğu ile olan ilişkileri sahneyi anlamak açısından önemli. Literatürde Melismos sahnesinin çalışmalar bulunmakta ancak sahne ile nasıl bir teolojik mesajın verildiği
tam olarak açıklanamamıştır. Düşüncemize göre sahne dönemi dikkate alındığında üzerinde oldukça düşünülmüş, teolojik olarak uygun görülmüş ve bu şekilde oluşturulmuş. Melismos sahnesinin ilk olarak 12. yüzyılda ortaya çıkışında bu yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nda yaşanan bazı olayları ve özellikle Komnenos döneminde Konstantinopolis'te yaşanan dini tartışmaların etkili olduğunu da çalışmamda gösterdim. Sahneyi göz önünde bulundurduğumuzda İsa'nın tanrısal özelliği dışında insan doğasının da inananlara bir mesaj olarak verildiği anlaşılmakta. Daha önceki gösterimlerde kuzu sembolünün önemli olduğunu görüyoruz. Özgür de zaten Agnus Dei üzerinde ayrıntılı olarak durdu. Erken dönemde nasıl gösterildiğine dair. Tabii ki kuzu sembolü önemli ama burada altın üzerinde kurbanın bedeni sembol olarak değil, madde gösterilmekte. Bu tartışmanın 7. yüzyılın sonlarında gerçekleşen Trullo Konsili'nde ele alındığını biliyoruz. Sembol olarak Hristiyanların aklına İsa gelmektedir. Fakat bu sembol Ökaristi'yi tam olarak ifade edememektedir. Dönemin tartışmaları genellikle İsa'nın ikili doğasını vurgulamak üzerine, biliyoruz ki Bizans siyasi hayatında bu dini tartışmaların rolü oldukça önemli. Peki burada kime mesaj verilmek isteniyor? İsa'nın ruhani bir varlık olduğunu ve maddesel dünyada bir illüzyon olarak yaşadığını iddia eden çeşitli heretik akımlar Hristiyanlığın ilk yüzyıllarından itibaren görülmektedir. Bu akımlara karşı İsa'nın doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte insan olarak yaşadığını kanıtlamak için kullanılan en önemli iki kavram Ökaristi ve Meryem'dir. Meryem'in ön plana çıkarılması İsa'nın insan olarak doğduğunun bir kanıtıdır. Komnenos döneminde özellikle Meryem'in öneminin daha da arttığını görebiliyoruz. 11. ve 12. yüzyıllarda İsa'nın ruhani bir varlık olduğunu ve dünyada sadece görüntüsünün görüldüğünü öne süren heretik akımlar yayılım göstermiştir. Aziz Georgios Kilisesi'nin bulunduğu yerin aslında heretiklerin dini ve kültürel merkezlerine sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu çalışmamda aktardım. 1096'daki Haçlı Seferi günlüklerinde Haçlı ordusunun heretiklerin yaşadığı bir köyle karşılaştıkları ve bu köyü yaktıkları anlaşılmakta. Ancak spesifik olarak hangi nokta? Makedon bir tarihçi 1970'lerde Haçlı Seferi'nde bahsi geçen köyün günümüzdeki Asamati köyü olduğunu ileri sürüyor ve isminin aslında Yunanca olduğunu ve maneviler anlamına geldiğini göstermiştir. Manevi kelimesi o dönemde bahsi geçen Bogomillik isimli heretik akımı temsil eden önemli bir kelime. Kilisedeki resim programının heretiklere karşı oluşturulduğunu düşünüyorum özellikle bu sahneyle. Ökaristi'yi de aynı zamanda reddediyor bu heretik akımlar. Ökaristi'yi ön plana getiren Melismos gibi sahneler kullanılarak aykırı akımlara karşı İsa'nın insan doğası vurgulanarak resmi Hristiyan inancı savunulmuştur. Bogomillik özellikle 12. yüzyılın başlarında çok ciddi sıkıntılar yarattı imparatorlukta da. Bogomillerin saraya kadar gittikleri fark edildi. İmparatorluk buna çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Hatta liderleri hipodromda canlı canlı yakılarak öldürüldü. Bu Bizans tarihinde verilen en şiddetli cezalardan biri olarak görülür. Anna Komnena'nın Alexia adlı eserinde de bu konuya yer verilmiştir. Göstereceğim diğer bir sahnede Meryem'in de insan olamayacağını ve İsa gibi insan görünümlü manevi bir varlık olabileceği Bogomiller tarafından iddia edilmiştir. Bu açıdan Hristiyanlık için Meryem'in
insan olduğunun kanıtlanması heretiklere karşı yapılabilecek önemli tedbirlerden birisi. Kilisede yer alan resimlerden biri olan Anna'nın Meryem'i emzirmesi de aslında Meryem'in insan oluşunu kanıtlamaktadır. Dolayısıyla Meryem'in insanlığı İsa'nın da bir insandan dünyaya geldiğini kanıtlamaktadır. Emzirmek gibi sahnelerin heretiklere yönelik bir anlam taşıdığı konusu bilimsel olarak da tartışılmakta. Aslında kiliseyi Meryem'e adanmış bir kilise olarak tanımlamamız yanlış olmaz. Sahneleri değerlendirdiğimizde Meryem'le ilgili sahnelere özel bir önem verildiğini söyleyebiliriz. İsa'nın insan olarak vücut bulmasındaki rolü ve Ökaristi arasındaki ilişki nedeniyle Meryem'in genellikle Ökaristi sahnelerinin ve kominyon törenlerinin gösterildiği resimlerin üstünde veya yakınlarında resmedilmektedir. Burada da Aziz Georgios Kilisesi'ndeki Melismos sahnesinin hemen üstünde absiste tahta Meryem imgesinin bulunması bu gelenekle ilişkilendirilebilir. Meryem'in Elizabeth'le buluşması sahnesi iki ayrı bölüm olarak aktarılmış. Kiliseden oldukça etkileyici bir sahneyi göstermek istiyorum. Bilmiyorum zaman yetecek mi? Açtıysam özür dilerim. Anastasis sahnesi Kurbinova Kilisesi'nde önemli bir yer tutmakta. Mandorla içerisinde yer alan İsa'ya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle duruşu, çıkan ışık hüzmeleriyle ve vücudunun duruşuyla bir kristogram oluşturmakta. Bu sahnede en dikkat çekici nokta şurada işaretli olan sağ taraftaki bir tepenin üzerinde insan yüzüne sahip bir dağ görüyoruz. Uzun saçları, şöyle daha detaylı göstereyim. Uzun saçları, belirgin şekilde vurgulanmış kaşları, kapalı gözleri, burnu ve sakalı rahatlıkla görülebiliyor. Bu insan yüzü de Hades'in nitelikleriyle uyumlu. Anastasis olayı Nikodemus'un apokrif İncil'inde anlatılmaktadır. İsa'nın cehenneme inişinin ve ölülerin dirilmesinin anlatıldığı son bölümün büyük bir kısmı yeraltı dünyasının iki figürü Hades ve şeytanın konuşmalarına adanmıştır. Eser ayrıntılı incelendiğinde anlatılanlardan dağdaki figürün Hades olduğu düşünülmekte. Akademisyen Dejan Gordievski de burada Hades'in ölüleri yutan bir dağ olarak tasvir edildiğini belirtmiş. Kilisede çalışan sanatçının burada daha önce yapılmış Anastasis sahnelerindeki kalıptan çıkarak olayı ifade etmesinde ilginç bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hızlıca geçiyorum. Kiril ve Metodius'un Bema kutsal alanında diğer Slav azizlerle birlikte betimlendiği tasvirler mevcut. Son göstereceğim sahneler de yapının kuzey ve güney duvarında duvarının üç şerit halinde düzenlendiğini ve en üst şeritte de eski ahit peygamberlerinin yer aldığını görüyoruz. Yeni ahit İsa'nın yaşamındaki her anın eski ahitteki atıflarla onun kurtarıcı olduğunu kanıtlamaya yönelik olaylardan oluşmaktadır. Burada kilisede Bogomillerin de en başta reddettiği eski ahit peygamberleri oldukça tahrip olmuş. Ben o yüzden bu şekilde gösteriyorum. Resmedilen peygamberlerin ellerinde tuttukları yazıtların büyük kısmı eski ahit ve yeni ahit arasındaki atıflardan oluşmaktadır. Son olarak söyleyeceklerim de Aziz Georgios Kilisesi resim programının Komnenos dönemi boyunca oluşan sanat akımının geldiği en üst noktayı temsil ettiğini düşünüyorum. Figürlerin hareketleriyle uyumlu giysilerdeki drapeler, resimlerdeki kişiliklerin yüzlerinde okunan acı ifadesi, arttırılmış bu duygusal içerikle birlikte vücut formlarının oldukça uzatılması bu kilisenin önemli üslup özellikleridir. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz Eliha'ya. Ben kendi adıma daha önce çok fazla inceleme ve görme fırsatı bulmadığım bir kilise hakkında ve resim programı hakkında çok yararlı bilgiler edindim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Azize Meryem'e dalmış bir başka bu kiliseden bir başka yere, Mora Yarımadası'na bu defa gidiyoruz. Ve Mistra'da Panagia Periplestos Katolikonu ile ilgili olarak ve Meryem Ana'nın yaşam siklusu ile ilgili olarak Hayriye'yi dinleyeceğiz. Hayriye, buyurunuz lütfen. Merhaba. Öncelikle Sinan Sertel'in anısına düzenlenen etkinliğe katılma olanakları tanıdığı için Olimpos Kasası üyelerine ve Bizantoloğa çok teşekkür ederim. Bu etkinlik vasıtasıyla Sinan Sertel meslektaşımı bir kez daha anıyorum. Bugün sizlere yüksek lisans tezimin bir bölümü olan Mistra'da bulunan Panagia Periplestos Kilisesi'nden Meryem Siklusu'nu tanıtacağım. Dinlemiş olduğum önceki sunumlar çok zevkliydi ve bu sunum içinde gerçekten güzel öncüleri oluşturdu. Ve bu sunumun daha iyi anlaşılmasına, Meryem Siklusu'nun öneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı. Öncelikle Mistra'nın konumuna baktığımızda modern Yunanistan'a bağlı Mora Yarımadası'nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Buradaki görselde de Mistra şehrinin Taygetos Dağı'nın eteğinde kurulu bir şehir olduğunu görüyoruz. Şehrin uzun tarihine girmeyeceğim ama şehrin tarihi açısından önemli iki olay bulunmaktadır. Bunlardan biri 1249 yılında Fransız prenslik olan Mora Prensi 2. William Villeder Hoyne'nin Mistra'nın tepesinde bir kastron inşa etmesiyle şehirde hareketlilik başlıyor ve daha doğrusu şehir kuruluyor bu dönemde. İkinci büyük önemli olay ise 1348 yılında Bizans İmparatoru Ioannis 6. Cantacuzenus'un Mistra merkezli Mora Despotluğunu kurması ve oğlu Manuel Cantacuzenus'u Mora Despotu olarak görevlendirmesiyle biz şehirde Bizans yapılarının başladığını ve şehrin önemli bir geç Bizans şehrine dönüştüğünü göreceğiz. Bugün sizlere sunacağım kilise Mistra'nın güneyinde yer almaktadır ve geç Bizans döneminde Mistra'daki 7 önemli kiliseden birini oluşturmaktadır. Az önceki sunumlarda kitabeleri olan kiliselere çok özendiğimi itiraf etmeliyim. Panagia Periplestos'un maalesef bir kitabesi bulunmamaktadır. Ama manastır girişinde kuzeyde yer alan taş plakanın üzerinde Periplestos isimli yer almaktadır. Dolayısıyla manastırın isminin buradan geldiğini söyleyebiliriz. Panagia adının ise daha geç post Bizans döneminde manastırın farklı kullanımlarından geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla kilisenin Türkçe karşılığı herkese koruyan, kollayan ya da hayranlık uyandıran en kutsal Meryem olduğunu söyleyebiliriz. Kilise 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir ama son araştırmacılar bunu daha da kısaltarak 1365 yılına tarihlemişlerdir. Kilisenin banilerinin Mora'nın ilk despotu Manuel Cantacuzenus ve onun Fransız eşi ve Kıbrıs Lüzyanlarının kızı olan Isabella Lüzyan olduğu kabul edilmektedir. Resim programı oldukça önemlidir çünkü resim programı bize geç Bizans'a dair neredeyse full bir ikonografi düzeni sunmaktadır. Orta mekanı yan leflerden ayıran kemerlerdeki küçük bölümler haricinde resim programı tamamıyla günümüze ulaşmıştır. Ve hangi sahneleri görüyoruz bu resim programında? 12 yortu, İsa'nın acıları ve dirilişi, Bakire Meryem'in yaşamı, litürjik siklus ve tek figürleri görüyoruz. Ben size bugün, geçiyor musunuz bu arada? Şu anda durdu. Yani şu anda bütün kiliseyi görüyoruz. Bakire Meryem'in siklusu. Ha, şu anda geçti, tamam. Tamam, geçti, sikse. Bakire Meryem'in siklusunda 25 sahne sayısı bulunmaktadır. Bu Bizans resim sanatını, anıtsal resim sanatını düşündüğümüzde inanılmaz bir rakamdır.
ve en zengin sahne sayısına sahip Siktus olduğunu söyleyebiliriz alanında. Yakın bir karşılaştırma yapacak olursak, Kora Manastırı'nda 14. yüzyılın ilk yarısını inşa edilen Kora Manastırı'nda Meryem Siktus'una dahil 18 sahne bulunmaktadır. Post Bizans örneklerinden Romanya'daki Hümer Manastırı'na baktığımızda yakın bir sayı örneği buldum. 24 sahne bulunmaktadır. Ama bu detaylı bir çalışmanın ürünü değildir. En yakın sayı olarak 24 sahneyi görüyoruz ve hala Panagia Periplektos'taki sahne sayısını geçemediğini görüyoruz. Peki bu sahneler kilise içerisinde nasıl konumlandırılmış? Öncelikle sahnelerin protesis bölümünün tonozlarından başladığını görüyoruz. Protesis bölümünden sonra kuzey köşe birimlerinde kronolojik olarak devam ettiğini ve 14 sahne sayısı ile kuzey köşe biriminde son bulduğunu görüyoruz. Kuzey köşe biriminden sonra Siklus Diakonikon bölümünde devam etmektedir. Yine kronolojik ve saat yönünde bir ilerleme görüyoruz. En son bölüm olarak ise güney köşe biriminde devam etmektedir. İlginç çekici olay şudur ki sanctuary veya bema olarak adlandırılacağımız kısımlarda özellikle protesis ve diakonikon bölümlerinde de Meryem'e yönelik Siklus sahnelerinin yer alması dikkat çekicidir. Çünkü buralarda genellikle sembolik sahne diyeceğimiz ya da liturjiyle alakalı olan sahneleri görüyoruz. Ama bu dönemde Meryem'in hayatından yönelik sahnelerin de bulunması bu Meryem Siklus'una dahil önemin Periplektos'ta gerçekleştiğini kanıtıdır. Öncelikle Siklus sahnelerini inceleyecek olursak, hepsini söylemeye nefesim yetmez diye düşünüyorum. Dört bölüme ayırdım. Bunlardan birinci bölümdekiler protestide yer alıyor. İkinci bölümdekiler Meryem'in doğuşuna, çocukluğuna dair sahneler ve kuzey köşe biriminde yer alıyor. Daha sonra Diakonikon'a geçtiğimizde burada daha çok Meryem'in nişanlılığına ve Yusuf'un seçilmesine yönelik sahneler var. En son bölümde ise Yusuf'un Meryem'i evine götürmesine yönelik sahneler var. Böyle bir tematik bir bölünme olduğunu söyleyebiliriz. Ben birkaç sahne seçtim Siklus'a dair ve bu sahnelerin seçiminde hangi sahneleri Meryem Siklus'una dair daha az görüyorsak biraz onlara yer vermeye çalıştım sunumunda. Bunlardan ilki ve Siklus'un kaynağını belirlemede en büyük yardımcı olacak sahne Joachim'in 12 kabile konseyindeki sahnesidir. Bu sahnede Joachim sunusunun reddedilmesinin nedenini İsrail'in 12 kabile konseyine sormaya gitmektedir. Geç Bizans döneminin özellikleri olarak sahnede sadece ana tema değil, ana temaya yardımcı temalar, ana temaya geçiş sağlayacak yardımcı olaylar da görülüyor. Örneğin burada Anna ve Joachim'in tabunaktan kovulduktan sonra evlerine gidilişi, daha sonraki süreçte Joachim'in kendisinin konseyin karşısına çıkışı göreceli olarak bir narratif anlatı şeklinde gerçekleşiyor. Yine Geç Bizans'ın resim özelliklerinden biri olan arka planda mimari plastik öğelerin fazla olması, tamamen anlatıdan habersiz bir haber figürlerin arka planda yer alması burada güzel bir örnek teşkil ediyor. Diğer bir güzel örneğimiz de Geç Bizans'ta figürlerin vücut hareketlerinin, jestlerinin daha aktif bir şekilde resmedildiğini görüyoruz. Diğer bir örnek, Meryem'in rahipler tarafından kutsanması. Bunun metinsel karşılığına bakıldığında Meryem bir yaşına girdiğinde babası Meryem için ziyafet veriyor ve bu ziyafete önemli rahipler çağrılıyor. Günümüzde bunu doğum günü, bir yaş doğum günü partisi olarak düşünebiliriz. Bu ziyafete 6 tane rahip geliyor ve rahipler elleriyle kuzey duvarda şu an günümüze gelmeyen Meryem'i takdis ediyorlar. Masanın üstündeki
küçük el sanatlarından, işte sahnedeki diğer figürlerden yola çıkarak hem kalabalık figürlerin hem de sahne arkasının da önemli olduğunu görebiliriz. Hemen bu sahnenin bir ileriki, bir sonraki sahnesinde Joachim Meryem'i Anna'ya emzirmesi için takdim ediyor. Az önce Zeliha Hoca'nın sunumunda gördüğümüz Anna'nın Meryem'i emzirme sahnesinin bir çizimi var. Burada da illüstrasyonu var. Bu sahne önemli çünkü olayı bize aşama aşama veriyor. Mesela bu sahnede Joachim sahneye giriyor, emzirme işlemi gerçekleşiyor ve bu işlemi kutlayan dört tane kadının dans ederek, oyun oynayarak bunu kutladıklarını görüyoruz, taşlandırdıklarını görüyoruz. Ve bu sahne Anna Lactans olarak biliniyor ve çok karşımıza çıkmıyor normalde. Bu da önemli bir sahne olarak gösteriyorum. Bir sonraki sahne Anna ve Joachim'in Meryem hakkında konuşmaları. Burada Meryem'in geleceği hakkında, Meryem'in tapınağa sunulması hakkında konuşuyorlar aslında. Meryem 2 yaşına basmış olarak geçiyor metinlerde ve Anna Meryem'e 2 yaşını tapınağa sunmak istemiyor. 3 yaşını beklemelerini öneriyor Joachim'e. Joachim de uzun süren konuşmalardan sonra bunu kabul ediyor. Şimdi Diakonikon bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde bu sefer Meryem 12 yaşında ve arkasındaki metinsel yazıt bize bu sahne kaynağının işte Proto Evangelium of James veya Apokrif Yakup İncil'i olduğunu söylüyor. Rahipler diyor ki diye şeklinde başlayan bir yazıt var burada. Ve rahipler baş rahip Zekeriya'ya Meryem'in işte kimle evleneceği konusunda bir toplantı yapmak üzere hazır bulunuyorlar. Bundan sonraki sahneler de çok karşımıza çıkmıyor açıkçası. Burada baş rahip Zekeriya'nın rüyası olarak adlandırılan bir sahne var. Aslında Zekeriya tefekkür için kutsal sinagoga giriyor ve orada melekle karşılaşıyor. Melek Meryem'in nasıl evlendirileceğine, onun partnerinin nasıl seçileceğine dair direktifleri verdikten sonra gidiyor ve olaylar silsilesi burada başlıyor aslında. İlginçtir, aynı sahnede arka planda yine Meryem'in melek tarafından beslenmesi sahnesi var. Bu da bizi yine Kora'ya götürecek, Kora Manastırı'na. Ve bu baş rahip Zekeriya'nın değnekler önünde duası da bizi oraya götürecek. Ama farklı, küçük farklı ikonografik değişikliklerle temaya baktığımızda aynı temayı görüyoruz. Sahne kaynaklarına baktığımızda genellikle Meryem'in hayatını konu alan kaynaklar apokrif kaynaklardır. Bunlardan özellikle üçü çok yaygındır. Birincisi apokrif Yakup İncil'i veya az önce söylediğim gibi Proto Evangelium of James. İkincisi Pseudo-Matta İncil'i. Bir sonraki de Meryem'in doğumu İncil'idir. 25 sahnede açıkçası bunlardan kesit kesit benzerlikler görüyoruz ama 25 sahnesine de kaynaklık oluşturabilecek tek bir kaynak var. O da Yakup İncil'i. Burada yıldız işaretiyle gördüğümüz sahneler sadece Yakup İncil'inde geçiyor. Dolayısıyla buradaki örneklere de bakalım. İşte sunuların kabul edilişi, Meryem'in rahipler tarafından kutsanması, Anna'nın Meryem'i emzirmesi özellikle, Anna ve Joachim'in Meryem'in geleceği hakkında konuşmaları ve böyle devam ediyor. Bu konular sadece Yakup İncil'inde geçtiği için Peripleptos'taki Meryem siklusunun kaynağı olarak biz Yakup İncil'ini gösterebiliriz. Hatta öyle ki bab cümle cümle metinlerin tasvir edildiğini görüyoruz burada. Bakalım 9. babda 4 ile 7 arası tasvir edilmiş. Konuşmalar orada geçiyor. Burada işte 9. babda 8 ile 10 tasvir ediliyor. Ve bunlar birbirini bu şekilde takip ediyor. Herkesin aklına şöyle bir soru olabilir. Bakire Meryem'in yaşamı çıktısının Panagia Peripleptos Kilisesi'nde son derece önemli olmasının nedeni nasıl açıklanabilir? Buna birkaç tane yanıt olabilir aslında. Bir yanıtından ziyade
Öncelikle bu kilisenin banisinin bir kadın olduğunu unutmamak gerekir. Ve güçlü bir kadın baniyle karşı karşıyayız. Isabella Luzien hem despotun eşi hem babası tarafında zengin bir despot. Ama bu aile çocuk hasreti çeken bir aile. Burada da Meryem'in hayatıyla Isabella'nın çocuk isteğine olan çocuk isteği vurgulanmak istenmiş olabilir. Melita Emanuel adlı araştırmacı da bu yönde bir yorum yapıyor. Hatta Isabella'nın ilk Mısır'daki ilk banisi olduğu Hagia Sophia Kilisesi'ndeki Meryem Siklusu sahnelerinden hareketle yaptığı ikonografik çözümlemelerde iki kilise arasında ortak özellikler saptamasıyla kadın bani olup burada böyle bir katkısı olmuş olabilir. İkinci ve üçüncü aslında şeyler birbiriyle örüntülü. İsa'nın enkarnasyonuna yönelik bir vurgu mu var? Evet, öyle bir vurgu var. Geç Bizans'ın ve ara sıra bu sınır bölgeleri diyebileceğimiz Latin ve Ortodoks bölgelerin kesiştiği yerlerde böyle bir tartışma ve bu tartışmanın resim programına yansıdığını görebiliyoruz. Burada da bunun bariz bir örneği var. Aynı zamanda bu şunu da düşündürmüyor değil, Anna ve Yohim kültünün de bu dönemde belki önem kazanabileceği, reenkarnasyonla alakalı veya ayrı bir kült olarak bunu da bir düşünmek gerekir. Özellikle absis kemer alındığına baktığımızda Yohim ve Anna figürlerini de kemerde kendine yer bulduğunu görüyoruz. Bu önemli bir detaydır. Neredeyse bizi bir aile portresini, bir soy ağacına götürecek. Çünkü işte Anna, Yohim, sonra Meryem, daha sonra İmmanuel'i, çocuk İsa'yı görüyoruz burada. Daha sonraki bir önemli detay, Mısır'da yoğun bir Meryem kültünün varlığından söz edilebilir mi? Evet, bunu kesinlikle edilebilir şeklinde söyleyebilirim. Çünkü Mısır'da başkent Konstantinopolis üslubunun hem resimsel olarak yansıdığı hem kültürel olarak yansıdığını çok açık görebiliriz. Kilise isimlerine baktığımızda günümüze gelen 7 manastırdan 4'ünün Meryem'e ithaf edildiğini biliyoruz. Yanı sıra Meryem'e yönelik geç Bizans'ta en önemli ikonografilerden biri olan Yaşam Pınarı Meryem ikonografisi ve bu kilisede ve diğer kiliselerde sembolik sahnelerde farklı Meryem ikonografileri var. O yüzden Meryem kültürünün de bir yansıması olarak sahne sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da Hesychasm'ın Bakire Meryem'in siklusuna etkisi var mıdır? Hesychasm 14. yüzyılda popülerlik kazanmış bir dini doktrin. Hatta bu doktrinin popülerlik kazanmasında despotun babası Ioannes Kantakouzenos'un da etkisi büyüktür. Çünkü kendisi bu dini akımın doktrinleşmesini onaylayan, İstanbul'daki Konstantinopolis'teki konsili onaylayan kişidir. Ve Kantakouzenos hanedanının Hesychias liderler, Palamaslarla yakından ilişki yakın ilişkili olduğunu biliyoruz. Siklus'taki sahnelerde de Hesychias bir akımın etkilerini görmek bu nedenle mümkündür. Mesela Koymesis sahnesinde, burada ele almadım Meryem'in hayat sahnesi olarak ama Hesychias homilyelerin etkisi çok büyük. Dolayısıyla bu kilisede bunları görebiliriz ve Siklus'un kilise resim sanatı içerisinde bu kadar önemli olmasının nedenini bunlar da arayabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorular varsa sonunda alabilirim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok keyifli bir şekilde birbirini çok güzel bir şekilde takip eden sunumlar dinledik. Ben de ilk defa bazı sahneleri görmüş oldum ve çok keyifliydi. Ben de bir araştırmamda özellikle Anna Joachim ve o aile portresinde Kapadokya'daki örnekleri incelemiştim. Hakikaten çok keyifli konular. Teşekkür ediyoruz. Ve aslında çok böyle doğal bir şekilde bizi
Karya'ya getirdi bu sunum. O yüzden Bahar Gül'e sözü bırakıyoruz ve İstanbul'da Bizans'ın başkentinde son sunumumuza tekrar böyle başladığımız yere geldik gibi oldu. Buyurunuz lütfen Bahar Gül. Teşekkür ederim. Ekranımı açıyorum hocam. Bu arada hepinizi selamlıyorum sevgili. Sevgili Meryem hocamı da anıyorum buradan. İyi ki burada bizimle. Sizlerle olmak çok keyifli ama özellikle Sinan Serter konu başlığıyla burada izlediniz. Kendisini rahmetle anıyorum. Hiç tanımadım ama okuma fırsatı buldum. Tanımış olmayı çok isterdim. Eminim o da bu, şu an bizlerledir. Işıklar doğrusun. Çok sağ olun. Bu çalışmada aslında bizleri bir panoramaya götüren bir şeyler hazırlamak istedim. Çünkü şu an için biraz heyecanlı ve keyifli hissediyorum. Çünkü sunulan birçok kıymetli çalışmaya aslında çalışmamın içerisinden olduğunu görmek, onun izlerini sürmek de beni mutlu etti. Neden bu konuyu seçmiş olmanızın sorusunun cevabını da şöyle açıklamak istedim. Kariyede bildiğimiz gibi bir panorama görebiliyoruz. Teolojik bir çizgi görebiliyoruz. Bazen bir belgesel ya da insan enkarnasyonu ya da bunun bir metaforik özelliklerini görüntüleyebiliyoruz. Aslında bu çalışmada bunların izlerini silmek istedik. Şöyle ki, doğa özelliğiyle birlikte bazı sorunsalı ya da bazı soruları cevaplamaya çalıştık. Doğa özelinde bu konuların neden aynı içerikte değil, farklı özelliklerle doğa örgülerinin her yünette, her bir birimde farklı farklı ele alınmış olduğunun nedenini araştırmaya çalıştık biz aslında bu çalışmada ve bizi zaman zaman İncil'lere, kanonik ya da apokrif İncil'lere götürdü bu çalışmalar ve orada günümüzün izlerini sürmüş olmak da büyük heyecan verici oldu. Bu çalışmada 14. yüzyılda metinlerden geri alınan imparatorluğun başkentinde pek çok anlam içeren tasvirleri gördük ve Karya Kilisesi'nde mozaik ve duvar resimlerinde doğa ögeleri ikonografik miydi veya bir metafor özelliğine sahip miydi ya da buradaki ustaların hangi izi sürdüğü konusuydu? Bu soruları cevaplamaya çalıştık elbette. Doğada var olan ağaç, tepe, ırmak, yıldız, çiçek, gökyüzü gibi 14. yüzyılda yaşayan bir ressamın ya da resim ustasının gözünden duvar resmi ya da mozaik nasıl çalışılabilirdi? Onun üzerine sürmeye çalıştık. Kariye'nin özelliklerine değinmeden sadece metafizikesi burada anmak isterim. Çünkü Kariye'ye ithafen yazdığı şiirin bir bölümünde yine Kariye'nin özelliklerini, ona duyduğu sevgiyi, ki bildiğimiz gibi orada bir keşiş olarak hayatını sonlandırıp ve oraya gömülen bir kişiden bahsediyoruz ve Rönesans adamı olarak bahsedilen ve anılan bir kişinin ustalara mutlaka bir alan çalışması yaptırmış olduğu sorusu ya da bu ustaların bir bilinçle hareket etmiş olduğu sorusu da yine akla gelen özel sorulardan. Karya Kilisesi'nde bulunan doğa konulu 43 mozaik, 15 duvar resmi tespit ettiğimiz resimler arasında ve görüntüler, örnekler arasında oldu. Doğa kavramıyla sınırlandırdık çalışmamızı ama elbette bu çalışma bizi bazen metaforlara dediğimiz gibi İncil'lere de geçmişten günümüze de getirebildi. Bu çalışmanın uzunu aslında 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar da getirebiliyoruz. Birçok örneği beraberinde göreceğiz. Teodor Matikistes'in de yine Kariye Kilisesi için övgüleri ve ithaf sahnesinin oluşu entel bir kişinin, elit bir özelliğinin yansımasını görüntülüyor olmamız da heyecan verici yine. Burada detayını görüntüleyebiliyoruz bu modelin. Anıtsal resim programında iç ve dış narkotik bölümlerinde mozaik, paraklasyon bölümünde de duvar resmi entegrasyonunu görüyoruz. İç dekorasyonda zemin ve beden duvarlarında damarlı, kırmızı, yeşil mermer panolar da bu mozaikleri ve duvar resimlerini de aslında renk katmakta. Kilisede günümüzde 168 sahne tespit edildi bu çalışmada ve mozaiklerin 93, duvar resminin de 65 programını biz sürebildik. Bunların 58'i doğa ögesi barındırmakta. Beden duvarlarında, lünetlerde, kemer aynalarında, tavan ve kubbelerde, kilisede yoğun bir bezene stüktürü var bildiğimiz gibi. Burada iç mekandan bir görüntü ve diğer mekanlardan panorama görüntüsü görüyoruz. Naos, iç narteks ve dış narteks'te de mozaiklerin konularına bakacak olursak İsa ve Meryem çiftliği görüntülüyoruz.
İlhaf sahneleri, İsa Meryem'in hayatı, Beysiz sahnesi, azizlerimiz görüntüleri, Meryem ve ataları, İsa ve ataları, Meryem'in çocukluğu, yetişkinliği ve bunun dışında azizler, İsa'nın vaizliği ve mucizelerine de tanıklık ediyoruz aslında. Sanki İsa'nın ve Meryem'in bir belgeselini izliyor gibiyiz aslında. Yine duvar resimlerinde de anastasis, son yargı, değişik sahneleri, yine ölüm, mahşer, bu tarz özelliklerin, doğaüstü görüntülerin de olduğu, aslında doğayı doğaüstü olarak birleştirmenin de heyecanını yaşadık bu bölümde. Çünkü duvar resimlerinde mozaiklerden çok daha farklı. Günlük görüntülerden ve günlük hayatın dışında özellikler ve konular görüntüledik. Burada yine doğa ögelerinden ilk defa mozaiklerin dışında farklı spesifik bir konu olarak da yıldızı ve gökyüzünü görüntülemekteyiz aynı zamanda. Resim sanatında temel olarak doğayı biz aslında çok eski dönemlerden Yunan sanatının Helenistik devirlerine kadar uzanabilen Bizans sanatında manzara resmi örnekleriyle doğanın kullanımı açısından gelişimin başlangıcı olarak görüntüledik. Yeri geldi Prima Porta Villası'nda bir duvar resminde, gerçek bir doğa resmi. İtalya'daki Pompei duvar resimlerinde de yine doğa resmini gerçek anlamda stilizeden uzak görüntüleyebildik. Bir katalogla tanıtmak istediğimiz gruplarda doğaya bitki, yükseklik grubu, su grubu, zemin grubu ve gökyüzü olarak da betimleyip ayrıştırmaya ve özelleştirmeye çalıştık bu çalışmada. Ağaç, çiçek, dağ, tepe, çöl, toprak, ırmak, deniz, gökyüzü gibi doğa kavramları aslında bize alt başlıklar sunmaya itti. Bunun dışında içerisinde doğa ögesi yer alan 58 sahnede 202 tekil, 13 grup olmak üzere 215 doğa ögesine rastladık. Kavak ağacı, galgat ağacı, zeytin ağacı, defne, ılgın, incir, palmiye ya da selvi gibi familyalara da rastlıyoruz burada. Çalı, çayır, çiçek ya da sıra dağlar, kayalıklar ve kırsal alanlarda deniz, ırmak, nehir, göl gibi doğa ögelerine tamamen rastlamış bulunmaktayız. Bu ögeler bazen tekli, bazen de grup halinde, bazen de tam bir panorama halinde verilmiş. Tabii ki bunlar bizi bir hayatın varlığına ve onun dışında bir temel kavramın, öğretinin sunulmasına itiyor. Çünkü bu ustalar gelişi güzel bir şey yapmamışlardı ve bir öğretiyi sunmaktaydılar. Baktığımızda aslında o dönemde Metokites'in bir devlet adamı olarak anılması ustaların bilincine de etki etmiş olabilir. Çünkü ya bir alan çalışması yapılmıştı ya da bu ustalarda bir ekol, bir okul ya da bir öğretiyi sunmak vardı ve kesinlikle bilinçli kişilerin çalıştığını görüntülemekteyiz. Bu tamamen kariyerin görüntüsünde ya da mozaiklerin ya da duvar resimlerinin bütününde. Burada kilisenin planında görüntülediğimiz ağaçları da yerlerine koyarak en azından bir görüntü vermeye çalıştık ve günümüzde bir ağacın nasıl görüntülediği ya da kariyede biz bu ağacı nasıl görüyoruz sorusunun yanıtını bu şekilde ele almak istedim. Burada servi ağacını ve kavak ağacını görmekteyiz ve aynı şekilde bu ağaç doğada nasıldır ya da detayı nasıl görüntüleniyor bunu görüyoruz. Yine aynı şekilde galgat ağacını görüntülemekteyiz. Çok nadiren ele alınan bu ağacı daha sonra 14. yüzyılın sonunda, 15. yüzyılda Kıbrıs'ta ya da sonrasındaki dönemlerde de Balkanlar'da yine aynı şekilde görüntülüyoruz. Ve burada bir sahnede tespit edildi sadece bu ağaç ve daha sonrasında benzerlerini de görüntülüyoruz. Meryem'in tapınağı takdimi sahnesinde Nao'da giriş kapısının önünde iç narteksi kubbe tonuzunda, tonuzun iç yüzünde yer alıyor bu ağaç. Çok zengin bir ağaç familyasını görüntülüyoruz ama zeytin ağacı bizim için burada bir metafor kavramı oldu. Çünkü ele aldığımız ilk çalışmalara baktığımızda Österholz ya da Underwood'un çalışmalarında kariyede zeytin ağacının bir metafor olarak kullanıldığını ve bunu böyle düşündüğünü bildirmektedir. Kesinlikle İsa'nın doğum sahnesinde de biz yine zeytin ağacını görüntülüyoruz ve bu bize İsa'nın bir metaforu olduğu gerçeğini sunuyor. Buna inanıyoruz çünkü. İsa'nın Yeruşalim'e götürülüşü mozaiğinde de yine bu ağaca, zeytin ağacına rastlıyoruz. Bu ağaç sadece iki yerde kullanıldı ve palmiye ağaçlarına rastlıyoruz. Aslında o dönemde bölgesel koşullara baktığımızda çok da uzak bir betimleme sayılmayacaktır palmiye ağacı. Ama daha sonra
Palmiye'nin özelliklerine baktığımızda bir soy ağacı, yeri gelir Meryem'e ithafen kullanıldığını görüntülediğimizde bir tesadüf olmamakla birlikte daha sonra insanın mucizelerinde yine bir iç narkotik kubbelerinin son uzalarında, pandantizlerinde yine palmiye ağacını görüntülüyor olacağız. Ilgın ağacına da rastladık sadece bir yerde. Zakka'yı çağıran İsa ya da insanın incir ağacını lanetlemesi sahnesinde görüntüledik. Ve sonra bunu serve ağacıyla bağdaştırabileceğimizi gördük. Çünkü bildiğimiz gibi serve ağacı da, ılgın ağacı da bize yaşamdan sonraki formları hatırlatmaktadır. Ve bu olayın da rahiplerin Meryem'i kutsaması sahnesinde ılgın ağacı tasvirini görüntüledik. Ve gerçek hayattaki betimlemesinde de birebir aynı olduğunu gördük. Geçmişten günümüze bir betimleme getirebildik. Burada bir tablolama yapmaya çalıştık ve mozaik duvar resimlerindeki ağaç türlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını görmeye çalıştık. Yeri geldi uzun, gövdesi kesik, sadece yaprak halinde ya da kütükvari ağaç temsillerini görüntüledik ve renk skalasıyla birlikte doğayı gerçek anlamda betimlemiş olduklarını ve stilizasyondan uzak, günlük hayata yakın nakşettiklerini görüntülüyoruz bütün sahnelerde. Buradaki en büyük soru, Azize Anna'ya müjde sahnesinde ve seçilmişlerin cennete girişi sahnesindeki ağaç formları. Çünkü zeytin ağacı, defne ağacı, defne dalı, gargat ağacı, ılgın, incir, palmiye ve serve ağaçlarında bizler doğa ögelerinin ikonografik karşılıklarına baktığımızda zeytin ağacında insanın metaforunu, enkarnasyonunu ve insani hatırlatıcı özelliklerin olduğunu, defne ağacında doğurganlık, bereket ve müjdeyi, gargat ağacında Yahudilik inancında ataların inanışını, din ve inanış olarak şahitlik eden ağaç anlayışı kavramıyla beraber kullanılmış olduğunu, ılgın ağacında kutsama ve doğurganlığın yine görüntülendiğini ve bunun izinin sürülmek istendiğini, palmiyede Meryem ve İsa ilişkisine dair insanın iyileştirme ve şifa gücünü, palmiyede daha sonra soy ve asillikten sonra serve ağacında da ölüm sonrası hayat, ruhun göğe yükselmesi ve ahiret inancını görüntüledik. Aslında bu ustalar bir bilincin kavramını bizlere yansıtmak istemişlerdi. Çünkü her ağaç kesinlikle gelişi güzel değil, olay örgüsüne bağlı olarak kullanılmıştı ve birer metafor olarak doğa ögesini bizler rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz günümüzde. Tekrar yine uzak ülkelerde ya da yakın ülkelerde olan diğer tüm ülkelerde de aynı özellikle kullanılmış ağaç formlarını ya da birbirine yakın formları görüyoruz. Örneğin gargat ağacının masumların öldürülmesi emrinde kariyeri görüyoruz. Ve sonra Aziz Apollinaris'in temsilinde kuzular sahnesinde görüntülüyoruz. Ve sonra aynı tasviri biz Şam Emevi Camisi'nde mozaikte 8. yüzyılda görüntülüyoruz. Ağaçlardan biraz uzaklaşacak olursak Meryem'in ölümü sahnesinde yine bir doğa formu. Burada bize bir rüzgarın oluşumu ve mevsimlere de aslında değinildiğini göstermekte. Biraz sonra daha yakın örneklerini beraber göreceğiz. Yine çalı formunda biz İbrahim'i yeri geldiğinde çıkış, Mısır'dan çıkış babında mozaikte çalı tasvirinde görüntülüyoruz ve Yoakim kırda çobanlarla dua ediyor sahnesinde. Yeri geliyor. Musa ve Yaman çalı sahnesinde yine çalı formunu görüntülüyoruz. Günümüzde de bu çalıya baktığımızda yine hiçbir şeyin değişmediğini, aynı formda stilize olmadan gerçek formunda yine mozaiğe işlendiğini ustalar tarafından rahatlıkla İncil'de betimlendiği gibi bize sunduklarını görüntülüyoruz. Galla Palacidia'da da yine Çoban ve İsa Ravenna sahnesinde, İsa'nın çarmıha gerilişi sahnesinde, Elizabeth'in kaçışı Romanya Kurtea Arges Kilisesi'nde de biz aynı formun yine bizlere sunulduğunu görüntülüyoruz. Dağ ögesine gelecek olursak doğadaki dağ formunun Horeb Dağı ya da Mısır çıkış sahnesinde, Mısır'dan çıkış sahnesinin 3. babında da Musa çölün ortasında Yitro'nun sürüsüyle Tanrı'nın dağı Horeb bölgesine geldi konusunda aslında İncil'deki sürdüğümüz izlerin ustaların bir bilinçle yaklaştığını ya da yeri geldi kuyu başında İsa ve Samiriyeli kadın formunda bu mozaikte bizler İncil'den olan betimlemelerin gerçek anlamıyla sahneleştirildiğini görüntüledik. Yine Yunanistan'da, Kariye'de ve Neamoni Kilisesi'nde de aynı formları görüntüledik.
Burada yine bir panoramik doğa ögesine bakıyor olacağız ve nehirin, dağın, tepenin, yerin, zeminin yani toprak zeminin aynı anda bir panoramik öge olarak görüntülendiğini ve bizlere bu şekilde verildiğini görüyoruz. Yine Yakup İncil'inde de kayalıklardan bahsedildiğini ve aynı şekilde sahneye baktığımızda sahnede de bir kayalığın olmuş olduğunu görüntülüyoruz. Ve bu da bize ustaların aslında bilinçli bir şekilde yaklaştığını belgeler nitelikte oluyor. Ve sonrasına baktığımızda yine İsa'nın doğumu sahnesinde Nevşehir'deki saklı kilisede, İsa'nın şeytan tarafından sınanmasındaki Trabzon Ayasofya'sındaki kilisede, 13. yüzyılda da 11. yüzyılda da aynı sahnenin yine aynı şekilde verilmiş olduğunu görüntülüyoruz. Çöl ögesine de değinmek gerekiyorsa bazen çöl ögesinin mozaikte altın varak, altın şeklinde, altın yaldız şeklinde görüntülüyoruz ama duvar resimlerinde biraz daha gerçekçi bir renk olarak ele alındığını görüntülemekteyiz. Aynı sahne yine İsa'nın Meryem'in ilk 7 adımında, ekmeklerin çoğaltılması mucize sahnelerinde de yine çöl ögelerinde değinildiğini ve yeri geldi arka planlarda servi ağaçlarının ya da ılgın ağaçlarının dizildiğini görüntüledik. Ve bir zemin olarak da yeşil zemin kullanılmıştı buralarda. Özellikle mozaik sahnelerinde yeşil zeminleri görüntülemekteyiz. Ama duvar resimlerinde bir zemin olgusuna rastlanmıyor. Burada yine bir tabloda tüm aktardıklarımızı vermeye çalışırsak bazen tek bir ögenin, bazen birçok doğa ögesinin bir sahnede yer aldığını görüntülüyoruz. Bahçe, sokak, dış mekan kavramını da yine böyle algılıyoruz ve bizi günlük hayat sikluslarına itiyor bu kavramlar. Sarı, yeşil, özellikle yeşilin tonları ve zıtlık oluşturmak için bir kontrast kullanıldığını görüntülüyoruz bütün renklerde. Dağ, tepe, kayalık, bitki örtüsünde de yine renk skalasına öge çeşitliliğine rastlıyoruz ve bunu bir tabloda vermek istedik. En önemlisi bu durumda Metatistes'in elçi ve gezgin olduğunu ve elit bir Rönesans adamı olduğunu düşünürsek, dikkate alırsak bu konuyu, bu konuda iki çıkarımda bulunabiliyoruz. Bu kilise ve bu kavram için, doğa kavramı ve kullanımlar için ve ustalara yaklaşım için. Birincisi Metatistes'in kariyerisi ustalarını Kudüs veya çevresinden getirmiş olduğu düşüncesi. İkincisi de bu ustalar zaten gezici ustalardı diyebiliriz ya da İstanbul'dan Metokites'le birlikte mutlaka çalışma öncesi gerçek bir mekan analizi yapmışlardı veya bilinçli bir ekolün devamını sergiliyorlardı bize. Çünkü Yuhanna İncil'inde Tevrat'ın çıkış bölümünde Şeria Irmağı, Horeb Dağı, Gerizim Dağı, El Bal Dağı gibi günümüzde var olan İsa ve Meryem'in hayatında önem taşıyan yerlerin tasvir edilmiş olduğunu görüyoruz bütün sahnelerde. Ustaların İncil'i hatta kanonik ve apokrif İncil'lerin de ikisini birden bilmeleri bu ustaların da okur yazarlığını aslında işaret etmekte. Aydın oldukları yönünde de yeni kapılar aramakta bizlere. Bunun ötesi de kariyerdeki uslup ayrılıkları birden fazla usta olmuş olduğu gerçeğini de doğurmakta. Bir sanat ekolü ya da sanat okulu vardı diyebilmenin netliğini yaşatıyor bu da size. Dolayısıyla Metokites hiçbir şey bilmeyen, bilgisiz ama sadece eli hünerli ustaları tercih etmiş olmamıştı. Bir Rönesans adamı olarak ömrünü adadığı kariyeye yine bilinçli kişiler tarafından dokunmuş olduğu gerçeğini sunuyor bize bu durum. Sahneler üzerindeki bazı yazıtlarda da biz yine doğa kavramlarına yazılı şekilde ulaşmaktayız. Hem yazıt hem İncil kaynağında olan doğa ögeleri ya da sadece kaynakta var olan doğa ögeleri de bulunmakta. Ama bir konunun izini de sürmeye çalıştık. Çünkü bazı kanonik ve apokrif kaynaklara baktığımızda kariye ögelerinde biliyoruz ki ne yazık ki zamanı şartlarına yenilen sahneler bulunmakta. Biz kanonik İncil'lerden ya da apokrif İncil'lerin devamına baktığımızda şarabın suyun çoğaltılması, balığın çoğaltılması, doğanın kesilmesi gibi, İsa'nın su üzerinde yürümesi gibi sahnelerin aslında olmadığını ama bu yerlerde küçük boşlukların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında kaynaklar bize bu boşluklarda da belki bu resimlerin zamanında var olmuş olduğunu düşündürsek de bu öykülerin İncil içeriği de kariyede olsaydı hangi bölümde olur bu sorusunu da yanıtlamaya çalıştık. Bu anlamda verdiğimiz tabloda tahmini bir doğa ögesi standardı oluşturmaya çalıştık. Yani İncil'de bulunan ama kariyede bulunmayan bir sahne nerede nasıl olabilirdi? Hangi doğa ögesi olabilirdi konusunu çalışmaya çalıştık. Gökyüzü, çayır, ağaç ve Gerizim Dağı'nın mutlaka bir kez daha sembolize edilmiş olacağı gerçeğine vardık. Bunun izini sürdük.
yine konuştuğumuz ya da üzerinde durduğumuz konuları tablolamaya ve sayısal veri anlamında sizlere sunmaya çalıştım. Yakup İncil'i, Yuhanna İncil'i, sonrasında Matta ve Luka, Markos İncil'leri kullanıldığını ve bazen bir sahnede üç İncil'e birden rastlandığını da görüntüledik. Örneğin İsa'nın fırtınayı dindirmesi sahnesinde Matta, Luka ve Markos İncil'lerinin üçünün birlikte kullanıldığını ve aynı sahneye aynı İncil'de yer verilmiş olduğunu görüntüledik. Bunun dışında bu kadar çok doğadan bahsetmişken aslında mevsimler de yer alması olmazdı. Bazen bir resimdeki, bir mozaikteki ya da bir duvar resimdeki rüzgar ögesinin bize sonbaharı algılattığını ya da çiçeklerin, özellikle kırmızı ve açmış çiçeklerin bize yazı algılattığını ya da kuyu başında su alan ve sarıya dönük bir dağ formunda ilkbaharı anımsıyoruz. Ama burada ilginç olan mevsimlerde ilkbaharın, yazın ve sonbaharın bulunmuş olmasının dışında kış ögesine rastlanmamış olması ve kış kombininin hiçbir şekilde kullanılmamış olması gerçeği. Sonuç olarak aslında çalışmamızın konusunda dediğimiz gibi mozaiklere ve duvar resimlerine değindik ama onlar sadece birer mozaik ve duvar resmi olarak kalmadılar. Bildiğimiz gibi 11. yüzyıldan sonrasında 14. yüzyıldan ve sonrasında Balkanlara dayanan 15. yüzyılın sonuna kadar aynı doğa ögelerini aynı şartlarda görüntüleyebildik. Ama öznel konuları da kariyede görüntülüyoruz. Çünkü Garga tacına ve yıldız motifine ve özellikle buradaki Rahmahşer motifine diğer ögelerden daha fazla dokunulduğunu ve renk skalasının çok daha farklı bir şekilde özel olarak verildiğini hissediyoruz. Burada da Metafizes'in Kariye'ye ithafen yazdığı şiirin bir bölümünü görüyoruz. Benim aziz kariyem ya da kıvaram diye bahsetmekte, kudretli ve ilmi bir şekilde bakıyor ve buraya kendini ithaf ettiğini ve ne kadar çok sevdiğini bu düzenlerde barındırmakta. Bu da Kariye'de gömülmek olduğu, gömülmüş olduğu isteğini en azından bizi yakınlaştırıyor. Çünkü bu kadar önem verdiği yerde gömülmüş olmak onun için de bir şans diye düşünüyoruz. Sabrınız için teşekkür ederim. Sinan Serpel'i bir kez daha saygıyla anlıyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tüm katılımcılarımıza, başta Nilay hocamıza ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de dileyen arkadaşlarımıza sunum soru iletmek isteyen arkadaşlarımız varsa onların sorularını bekliyoruz. Var mı acaba sorularınız? Ben şu anda bir sunumumuzu kapatmanızı rica edebilir miyim acaba sizden Bahar Gül? Şebnemciğim Ozan el kaldırıyor. Ozan buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. Ben Uğurcan'a bir şey sormak istiyorum. Duvar mozaik parçaları üzerinde teseraları ya da harçları üzerinde bir analiz çalışması yürüttünüz mü? Çünkü ben bizde çok az parça çıktı duvar mozaiklerine dair. O işte bahsettiğiniz o pembe işte açık renkler, beyaz ve pembe arasındaki tonlamalarda özellikle cilde ait olabilecek bölümler. Onlar üzerine küçük bir analiz çalışması başlatmıştık. Taşlarında ve camlarında yapıldı ama harcında yapılmadı henüz. Siz de eğer bir çalışma yaparsanız biz yakın tarihli örnekler olduğu için belki harç ve taş analizlerini karşılaştırabiliriz. Birbirimize belki faydamız olur. Onu sormak istedim. Kesinlikle çok faydalı olur ama maalesef öyle bir daha çalışmamız olmadı. Buyurunuz Gökçen Hocam. Ben öncelikli olarak herkese sunumları için teşekkür ediyorum. Ve Gizem'e bir soru sormak istiyorum. Ben daha önce hiç dikkatimi çekmeyen bir şey bu İbrani çocuklar tanımı, yani Zakkay yerine bunlara İbrani çocuklar denmesi ve bunun Kapadokya dışında başka örnekleri var mı? Baltayla tasvir edilerek yapılmış başka örnekleri var mı diye merak etmiştim. Tekrar herkese teşekkürler. Merhaba hocam. Baltayla tasvir edildiklerine açıkçası doğrudan bakmadım. Ancak ağaç dalları yola serdiklerini biliyoruz. Böyle doğrudan ağaçtan aşağıda kalenin önünde oturanlara veya bekleyenlere elleriyle dalları uzattıkları anları görüyoruz. Ancak balta detayına çok dikkatli bakmamıştım açıkçası. Bu da iyi oldu benim için. Tamam, ama İbrani çocukları, yani kesinlikle Zakkay değil. O konuda net.
Başka arkadaşlarımıza sorusu olan var mı acaba? Ben kendi adıma gerçekten çok keyif aldım. Daha önce rastlamadığım örnekler, sahneler, düşünmediğim, okumadığım, araştırmadığım konularla karşılaştım. Hakikaten çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Başarılar diliyoruz aynı zamanda araştırmalarının devamında, çalışmalarının devamında, tezlerinde. Bir soru görür gibi oldum ama kaçtı galiba. Yelda hocam el kaldırıyor ama. Çok pardon, buyurunuz Yelda Hocam. Teşekkür ederim. Soru değil ama soru çıkmadı çünkü gerçekten sunan arkadaşlar çok güzel sundular. Yani sorunları ve önerdikleri sonuçları çok güzel aktardılar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle katılımcılara teşekkür etmek istedim. Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Bizantolog ekibine ve aynı zamanda Olimpos kazı ekibinden de Gökçen'le Seçkin çok uğraştılar. Onlara da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bunun için söz almak istemiştim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Chat'ten de birçok teşekkür mesajı geliyor. Biz de teşekkür ediyoruz hakikaten. Hem bugün burada araştırmalarını sunan arkadaşlarımıza bir tatil gününde ve hoş, çok güzel bir Mayıs gününde bu havada bütün öğleden sonra bizimle geçiren tüm izleyicilere, bütün hocalarımıza, katılan Nilay hocamız başta olmak üzere sunumuyla, aynı zamanda bugün bu sunumları izleyen, dinleyen tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bir kez daha Sinan Sertel'i bu şekilde anmış olmaktan dolayı biz de çok mutluyuz. Bizantolog ekibi olarak ve Olimpos Kazı ekibiyle yaptığımız bu birlikte yaptığımız bu etkinlik için. Başında da söylediğimiz gibi inşallah Olimpos'ta, Olimpos Kazısı'nda hep beraber bir araya gelme ve orada da bu anmaları tekrarlama imkanımız olur. Ben herkese tekrar çok teşekkür ediyorum ve çok güzel bir gün diliyorum. Sağlık hepimizin yanında olsun. Sağlıklı, mutlu ve keyifli bir gün olsun. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.